ekranları başında bizleri izleyen ve stüdyomuzda bizlerle birlikte olan herkese gönülden bir merhaba. Hasretle beklediğiniz, sizleri ekran başına bağlayacak, feleğinizi şaşırtacak efsanevi program Çarkı Felek başlıyor. Ve karşınızda Çarkı Felek'in muhteşem sunucusu Mehmet Ali Erbil. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Vallahi ya, 6 ay aradan sonra yeniden canlı yayında sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Çarkı Felek yılların programı, yılların eskitemediği format biliyorsunuz. Ne yapsak bu Çarkı Felek'e önünde sonunda dönüyoruz yani. Çarkımız o tarafa doğru gidiyor. Allah diyoruz utandırmasın efendim. Sizlerle birlikte inşallah. Sizler star ekranlarına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Evet. Ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor ama biz çok büyük bir devletiz. Bizi hiç kimse bu numaralarla bölemez, yıpratamaz. Büyümemizi, gelişmemizi, yükselmemizi engelleyemez. Bizim de buradaki amacımız Türkiye'nin enerjisini hep yukarıda tutmak. Onun için bu görevi sonuna kadar yapacağız. Sonuna kadar. Efendim. Vallahi görüyorsunuz değil mi? Dekorumuza bak, stüdyomuza bak. Orkestradaki dallamalara bak. Değerli müzisyen arkadaşlarıma bak. Yani her biri birbirinden güzel. Daha bismillah hemen de ağzımdan ne çıktı? Evet, gördüğünüz gibi böylesine güzel bir ortam hazırlayan, öncelikle bana güvenen, böyle bir projeye imza atan değerli meslektaşlarıma, yoldaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başta İrfan Bey olmak üzere. Pelin'e, Dile'ye ve Çağatay Bey'e çok çok teşekkür ediyorum efendim. Onlarla birlikte inşallah sizlere güzel, kazandıran, eğlendiren bir program yapacağız. Yaz ayı boyunca kaçırmayın, üzülürsünüz. Çünkü bu programda her şey var. Her şey var. Bir kere yarışmanın klasiğidir. Araba var. Hani beyaz eşyalar var ama en önemlisi ev var, ev. Ayda bir kişiye ev sahibi yapacağız. Ev geliyor, ev. Evet efendim. Kanal D çalışanlarına, güzel çiçeklerinden ötürü, Fi Yapı'ya, Mithat ve Mustafa Ekşi'ye, Sayın CEO'm, ilk defa hayatımda bir CEO'dan çiçek aldım. İrfan Şahin'e teşekkür ediyorum. Ve bugün bizlerle birlikte benim ilk günümde beni yalnız bırakmayan sizlere de teşekkür ediyorum. Çocuklarıma teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar. Ve yalnız bırakmayanlardan bir tanesi de kim? O Türkiye'nin televizyonlarının en önemli mihenk taşlarından bir tanesi. O olmazsa Türkiye'de televizyonculuk gerçekten bir ayağı sandalyenin eksik gibidir. Onun adı Okan Bayülge. Evet. Okan Bayülge. Daha yatmadık dün geceden beri. Evet. Dün geceden beri dedik ki programı bağlayalım, birbirine bağlayalım. Evet. Dün gece senin çok özel itirafların, çok özel herkes bir geceydi. Herkes onu konuşuyor, benim tenimi konuşuyor. Ya bir dedi ki tenime bakar mısın demişim. Soyunma odamızda beraberken. Allah'tan soyunma odamız değilim. Değil, karavanımızdaydık ikimiz beraber. Sıkıldıkça bana sardırıyordu. Okan, biliyor musun benim tenim gül kokar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Benim tenim yumuşacıktır.
Böyle bir hemşo maceramız var beraber. O zaman şimdi telefon numaralarımızı verelim efendim. Bizimle yarışmacı olmak istiyorsanız, evden katılmak istiyorsanız. Çünkü evlerinize geleceğiz. Bugün Denizli'deyiz efendim. Denizli. Bekle bizi Denizli. 0212 429 55 çift 0. 0212 alan kodu 429 55 çift 0'dan bizi arayabilirsiniz efendim. Her an bağlantı kurabiliriz ve şimdi de yine bu özel günümde beni yalnız bırakmayan gerçekten iyi gün dostu herkes için söylenebilir ama o kötü gün dostu daha da önemli bir şey biliyorsunuz. Gülben Ergen geliyor.
Evet efendim. Vay 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 vay. Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Tabii. Biz de tanışıyoruz. Bir ara prodüktöründü biliyorsun. Evet. Evet, seni de hatırlıyoruz oradan. Evet, oradan seni hatırlıyorum. Bir ara prodüktöründü, beni davet etmiştiniz ya, de. Hem de ilk programdı. Bak, ne olduysa. Bak görüyor musun? Bak ben ne hainim. Bak ben onların ilk programına gitmedim, onlar benim programıma geldiler. Ya. Ama daha program bitmedi. Evet. Program bitmedi. Program daha yeni başlıyor. Kim bilir aramızda neler konuştuk, neler konuştuk. Daha var mı yani? Bitecek mi acaba program? Bakalım. Biz burada olacak mıyız? Daha bakalım. Var. Bakalım tabii. Ev var ama ev size vermem, evi size vermem. Şarkı felek döndü. Mehmet Ali geldi. Atlas seyrediyor mu Atlas? Evet. İnanmıyorum. Domates şov. Bir ketçap şovu yapmıştım ona. Baktım ki yemek çocuk yemiyorlar. Unutmuyor. Ali Sadi ile ikisi yemek yemiyor. Ketçabı aldım. Ketçabı atıyorum, kaldırıyorum, buradan tutuyorum filan. Bir fıstırıyorum filan böyle. O günden beri adım Ketçap abi oldu. Donuyor. Evet. Ketçap gördüğü zaman çocuk donuyor. Bize de gel. Çocuk dolaşıyorum. Tabii. Ketçap şov. Evet, şimdi ailemizden biri geliyor. O ailemizin kızı. Evimizin kızı. Sabahların sultanı Seda Sağ.
Biliyorsunuz kamuoyunu gerçekten çok meşgul eden bir konu var. Kelebekler Türkiye'yi bastı, değil mi? İstanbul'u. İstanbul'u mu? Özellikle İstanbul. Evet. Nedir bu İstanbul'un durumu? Kahverengi kelebekler, dün konuştuk ya, evet. 10 yılda bir... İstanbul'a gelip çiftleşiyorlarmış. Hayır, evet. her sene İstanbul'a gelip çiftleşiyorlarmış. Bu sene izdiham varmış. Allah Allah. Evet. Peki bu beyaz kelebek ne olacak? Zaten kahverengi kelebekler erkek oluyor. Beyazlar şey mi oluyor? Beyazlar hiç beyaz yok. Çoktan çiftleşip gitmişler. Beyaz kelebek yok yani. Yok, onun için kahverengiler kahverengilerle çiftleşiyor. Ah, İstanbul'da. Skandal, evet. Abicim bizi İstanbul'u niye alet ediyorlar buna? Evet. Dünyada o kadar ülke var, o kadar şehir var. Niye İstanbul? Yani kelebeklerin işi gücü yok mu yani? Niçin İstanbul? Ama hiç beyaz kelebek yok. Allah Allah. Ya bak. Tekim. Bir tane. Tekim, evet. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Eline mürekkep ulaşmış. Hint kınası. Ay bu kadın aşk yaşadığı zaman bir şey oluyor buna. Muhakkak bir aşk maşk bir şey var. Var mı sizce? Bak vallahi. Var, çok zayıflamış. Var bak, bu kadın. Bunu sen söyledin ya, bunu ben size söyleyeyim. Kelebek patlaması da bundan gerçekleşti. Bir dakika. Kelebekler. Hakan Baygen ne dedin, çok zayıflamış dedin değil mi hakikaten sen? Hakikaten çok zayıflamışsın ama ben hiç anlamıyorum o programda. Demek ki öyle bir efekt yok. kabul et. Kabul ettim, tamam. Kendi efekti üstünde. Efekt yapılmış olarak geliyor. Ha, inceltme var. Güzel. İnceltmesi yapılmış olarak gönderiyorlar. Şu anda yayınımızda hiçbir yabancı unsur yoktur. Tamamıyla birebir gerçektir efendim. İnceltme yok, kalınlık yok. Her şey göründüğü gibi. Bacakları inceltme. Her şey göründüğü gibi. Evet, Seda Sayar'ı da yerine alıyoruz. Evet, artık biliyorsunuz başlama saatimiz geliyor. Çarkı Felek'te bir eksiğimiz var. Kim olabilir bir eksik? Hostesimiz eksik. Evet. Bu sene... Kim acaba hostes? Kim acaba? Dün akşam çok uğraştık. Okan'la çok uğraştık. Okan bana Litvanya'dan 250 tane kız getirmiş. 60 şimdi tane Ukraynalı. Şimdi anlaşılacak yani. Hayır, hostes seçimi için. Benim böyle bir Litvanya... Ha, bağlantı mı yok? Bağlantı yok da yani 60 tane Ukraynalı. 2500 tane Moldovyalı. Ve onların arasından biz türkü seçtik. Ya. Gamze Topuz geliyor. Oynuyor, başına gelecekleri bilmiyor. Buraya çıkanlar artık bayılmadı mı, ağlamadı mı, neler yaşadılar? Niye, neden? Bunlara hazır mısın? Her şeye hazırım. Ah, ben çok uğraşırım. Ben hostesle çok uğraşırım, çok. Olsun, siz uğraşın. 6 hostes daha şu anda Bakırköy'de biliyorsun. Ruhsal tedavi görüyorlar. Buyurun, sizi şöyle yerinize teşekkür alayım. Teşekkür ederim, yerinize sağ olun. Alın. Telefon numaranızı verin. Telefon numaranızı. Ya tanıtım, nereye başvuracaklar? Başvuru adresimiz efendim. Başvuru adresimiz www.startv.com.tr. Bakayım çalışmış mısın? Ne veriyoruz? Ödüllerimiz neler? Ev veriyoruz. Ev veriyoruz. Araba veriyoruz. Araba veriyoruz. Ondan sonra bir sürü plazmamız var, beyaz eşyamız var. Bilgisayarımız var. Her şeyimiz var. Halımız var. Evet. Yemek takımı var. 4500 kişilik yemek takımı değil mi? Maşallah. Acayip. Kim ağırlayacak o kadar misafir? Acayip. Ve Çarkı Felek başlıyor. Tararara. 4500 kişilik yemek takımını Gülben için istiyorum. Baksana, kadın doğurunca çift doğuruyor. Ancak bu 4500'ü ancak. Sonradan mahalle gibi olacaklar yavrum. Koca bir mahalle. Ben sana bir şey söyleyeyim. Lütfen, 200 doğuranın devamı 300'dür. Evet, Allah'ın hakkı 3'tür. Yo. Tabii evet efendim. Yo, ben Mustafa'yla konuştum. 300 doğurtmadan diyor, bırakmam bu işi. Ne? Bu işin peşini bırakmam 300 doğurtmadan. Yok. Kim kim peşini bırakmıyor 300 doğurtmadan? Mustafa. Mustafa. Yok, tabii. Evet. Yok canım. Aradım, bağlanalım Mustafa'ya. Değil, aynısını diyor. Öyle dedi. Sana vallahi 300. 4500 kişi yemek takımsan ancak kız. Çok şimdi efendim, ancak sığarız. Şimdi hepimizin çocukları da seyrediyor. Sen biliyor musun, artık A takımında oynuyor Oğulcan. Kasımpaşa'nın A takımında oynuyor. Şu anda kampta. Şu anda kampta Kasımpaşa. Bizi
izliyor. İzliyorlar. Şu anda bizi izliyorlar. İstanbul izliyor mu bizi? Tabii izlemez mi? Ay yıkanıyordur o banyosunda. Seni banyoda gördüğünden beri banyoda, hiç kaçamıyorum. Onu hep öyle düşünüyorum. Böyle bir şey alalım. Allah bağışlasın herkesin. Hiç televizyon seyretmiyor. Ne güzel. Hiç televizyon yok. Evde televizyon yok. Benimki de açıyor. Babam bana niye cevap vermiyor diyor. Allah'ım ya. Ne yapıyor Ali Sadi? Ya konuşuyor bana, mu bana senle? Baba, konuşuyor. Ne konuşuyor? Evet işte. Baba dedi bol şanslar diliyorum o kadar. Çok resmi. Ağır abi yani. Çok ağır. Baba bol şanslar diliyorum. Yerim o kadar. Ben onu bak bu kadar. Efendim şimdi yarışmaya başlamak istiyorum. Biliyorsunuz sıralama sorumuz var. Kim önce butona basarsa o yarışmaya başlayacak. Nereye basacağız abi? Buton nerede? Sapıttın mı oğlum? Sana mı? Yani var nereye? Arkadaşlar. Ha, burada. Ha buradayım. Ben kafam buluyorsun. Tamam, oğlum buton. Bulduk buton. Ben tam oraya höykürüyordum yani. Ulan butonlar nerede diye. Hani, Bismillah butonlar nerede diye. Ama bu ne böyleydi? Banka soygunu. Efendim aramızda Fransız kökenli yarışmacı olduğu için buton diyoruz. Monjote. Le buton. Le buton le monjote. Tokat olduğu için düğme diyeceğiz. Bak annem seyrediyor. Hayır, evet bütün Tokat sosyetesi bizi seyrediyor. Tokat sosyetesi. Evet herkesin çok memleketine bağlanacağız bu akşam. Evet. Hep size sürprizim var. Tamam. Evet. Aa, evet. Söylenmez ama butonları buldunuz Gülben'e mu? Gülben'e nereye bağlanacağız? İstanbul. Gülben nereli? O Türkiye'li. Ben devamlı butona basıyorum hiçbir şey olmuyor. Hayır hakikaten ben de basıyorum bir şey yok. Şimdi başladığında şimdi harfleri şavunlayacak teker teker çıkacak. Kim önce basarsa sizler susuyorsunuz Allah rızası için. Seni benim kadar güldüren var mı? Yok. Dikkat. Butonları buldunuz mu? Buldum. Ben ama kim kimin butonunu buldu onu bilmiyorum. Ben. Yanlış butona basmayın. Yanlış butona basmayın. Dikkat. Herkes butonuna sahip çıksın. Evet. Benjamin hadi. 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 Geliyor efendim. Harfler geliyor. Bakalım neymiş bu? Heh. Kaba kulak. Kurtlar Vadisi. Akıtı kırar. Can kurtar. Bir dakika. Kim bastı? Kim bastı? Hayır ben bastım. Orada. Ben bastım. 3 numara basmış. Bakın orada söylüyorlar 3 numara basmış. Gördün 3 gün. Güzel gördün gibi. Maalesef cin kurtaran olacaktı. Hayır bir dakika. Gülben elini çekmedi ki butonu. Evet hep evet, oradaydı. Devamlı bastı. Elini devamlı basmanın bir özelliği ama yok. Ama bir de söyledik evet devamlı bastı. Bastı. Hayır olmaz. Olmaz bir daha. Neyse. Ben bayılırım demeye bastım. Bence şimdi, de olmadı. Kurallara göre siz efendim başlayacaksınız. Başlıyorum evet ne olur. Ama önce sorumuzu öğrenelim bakalım. Ay bundan bakalım. Bize vakit gelmez. Birinci öyle. Sorumuz aa, neymiş yok, geliyor. Evet. Bu arada telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz. Her an telefonla bağlanacağız. Anadolu'nun dört bir yanındayız. Şu anda Denizli'de de ikinci ekibimiz oradan bizi öyle bekliyor mi? Ve oradaki yarışmacılarımıza hem ev hem araba için yarışacağız. Ama önce sorumuz geliyor. 8 kelime 35 harften oluşan bir şarkı sözü soruyoruz. Şarkı sözü. Evet. Bir şarkı sözü soruyoruz. Zorlanmayacağız evet. Ve 3 numaralı yarışmacımız Gülben Erben çeviriyor. Erben. Ve Gülben Erben. Gülben Erben. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bu hostese ders olsun. Bak yeri geldiğinde ben bile takılabiliyorum yani. Ha, tamam. Gördün mü? O kadar rahat ol. Bir de Mehmet Ali Birant'ın üstüne gidiyorsun. bir de adamın üstüne gidiyorsunuz. Takılıyor makılıyor diye. Bak ben bile takılıyorum. Takılmıyor. Onun konuşması öyle. Kurban olurum. Mehmet Ali Birant da bizi izliyor. En önemlisi kim izliyor bizi? Tarkan izliyor. Ya. Evet. 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 Evet, Tarkan izliyorsa o zaman gelsin. Bak, gör şimdi bak. Bak. Nereye? Tarkan! Okan oradaysa dedi benim şarkımı çal dedi. Evet. Tarkan gelecekti ama Okan olduğu için vazgeçti. O zaman Gülben Ergen çeviriyor ve şarkı felek star ekranlarında başlıyor. Ve 200 puanlık bir sessiz harf. Urfa'ya gittin mi? Mardin'in M'si.
Çocuklar Gülsün kampanyasında biliyorsunuz ki çok onurlu. Gerçekten çok önemli bir işe imza attın. Öncülük yaptın. Okul yaptırıyoruz efendim çocuklarımıza. Hep Gülsün okusunlar diye. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim geliyor. O yüzden de bu kampanyada bize yardımcı olun. Telefon numaramızı verelim efendim. Türkcell'e 1234, Vodafone'a 2345 bir mesaj atarsak 5 lira katkımız olur. 5 lira katkıdan hiçbir için. Şey olmaz. Ne siz fakirlersiniz ne biz zengin oluruz ama çocuklarımız okurlar. Tabii. Evet Gülben Ergen bir sessiz artık. Neydi Mardin? Mardin'in M'si 2 tane. Devam ediyoruz. Yandık artık bundan. Şimdi bu iflas da sıra gelmez. Biliyorsunuz dost kazığı diye yeni bir dilimimiz var bu geldiğinde. O geldi. Dost kazığı geldi. Şimdi bu ne? Ne bu? Normalde bak şimdi ben senin gözünü içe bakalım dost kazığı değil. Normalde dost kazığı. Kim oldu ya sıra geliyor sana. Dost kazığı geldiğinde normalde puan alıyorsunuz en yüksek puanıyla. Kendinizin puanı düşükse onu değiştiriyorsunuz. Ama böyle bir durum söz konusu olmadığı için yanınızdakine iki tokat atıyorsunuz şimdi. Dost kazığı bu oluyor. Evet bir sessiz harf alalım. Seda'nın sesi. Seda'nın sesi iki tane. Devam ediyoruz. Bu bir şarkı sözü. Bu bir şarkı sözü. 250 puan. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si 3 tane. Allah Allah. Bu bir şarkı sözü. Ekran başındakiler birazdan tekrar ikinci kameramız Denizli'de Denizli'ye bağlanacağız. İşte şarkı sözü için Gülben Erben. ne desem? L. L. Leyla'nın L'si. Tabii, iki tabii, tane tabii. De ondan var. Bildiğinden de mi bu mu şarkı? Efendim bu bir şarkı sözü. Herhalde bulmuşundur. Bulmadım. Yok canım şaka. Boncuğun B'si. Boncuk kim? Köpeğiniz mi? Yok boncuk. Yani bu bir... Bilecik'in öyle B'si. Aklınıza geldi. Öyle geldi. Boncuğun B'si bir tane var. Bravo. Ve 400 puanlık sessiz harf. Bu bir şarkı sözü. Atlas'ın T'si. Vay. Atlas'ın T'si. Hayırlı olsun. Ben de biz Seda ile biraz dolaşıp gelelim diyordum ya. Bence de. Ve sıra Seda Sayan'a geçiyor efendim. Aa Okan. Öyle mi? O 3, 1, 1. Ha 1'e geçti. Tabii ya. Hadi. Beni de şaşırtmayın öyle olması gerekmiyor mu? Ve 400 puanlık sessiz harf. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si bir tane. Evet efendim bir şarkı sözü soruyoruz. Şarkı sözü. Ve 300 puanlık sessiz harf. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si tabii. Çok güzel oldu bu. Al sana Rize. Ve Okan Bayülgen. Ve dost kazığı geldi. Dost kazığı. Bana kül oldum yana yana. Sıra geliyor sana. Oh olsun. Oh olsun. Oradaki sessiz harflerden birini bulursan en yüksek puan kiminse. Alıyorum. Alıyorum onu. 2350 sen alıyorsun sıfırı ona veriyorsun. Muhteşemmiş abi. Ne evet. Demek bu ya? Muhteşem. Ben o kadar şeyi boşuna mı buldum? Boşuna. Ama dost kazığı geldi işte. Ona gördünüz. Yusuf'un yeğesi. Yusuf kim? arkadaşım Yusuf tanımıyor musun? Gerçekten. Gerçekten. Yufus. Yusuf'un yeğesi. Al sana Yusuf. İşte dost kazı. Ya Yusuf'un kazı oldu ya. Oraya beraber gel. Sıra bende. Başka adam sıra bende. Başka. Bende. Sıra bende. Döverim de mi? Döverim bak. Döme. Valla döverim bak. Aman bir tatsızlık çıkmasın. Yine dost kazını getirme lütfen artık. Geldi vallahi. Geldi. Gelmez bana. 300 puanlık Gelibolu'ya gittin mi? Gittim.
Gelibolu'nun G'si. Nasıl tuzağa geldi? Gelibolu'nun G'si. Ay iki tane. Ay ay ay. Devam ediyoruz Gülben Ergen'le. Bu bir şarkı sözü. Ekran başındakiler çözdü bile. Ayol çözen ay, yok. Ben de çözemedim bu. Melodisini hatırlatayım mı size? Evet. Evet, evet. Yalan ayol. Kafanı karıştırma sakın. Evet düştü. Dedi mi demedi mi? Dedi. Hakkari'nin H'si de. Dedi. Biraz sallasın. Merak edince şaşırdı. Ne dedi? Diyorum be. Demedi mi? Hakkari desene be. Hendek de be ya. Endek. Endek'in E'si be ya. Endek'in E'si. O zaman Endek'in E'si. Dört tane. Onlar bile anlamadılar. Sıra bana gelir. Ne oldu şimdi? Çünkü bilgisayarın başında Avrupalı var adam. Ne bilsin? Endek. Hakkari'nin E'si. İnatla yok. Yani yapacak bir şey yok yani. Adama nereden? Türkçe söyledim, İngilizce söyledim. Kesinlikle. Ve Seda Sayan'a geçiyor. Baksana beni. Kız buldun. Ben buldum. Baksana melodiyi veriyor. Artık bir dakika. Bunu da bulamadıysan yani. Sürpriz. 250 puan. Ay ne be, puanların mı az ne senin böyle? Bir saattir. Böyle bir... Ayol çamur atacaksınız da yani. Zonguldak Z'si. Evet işte bu kadar. Zonguldak Z'si. Bak Okan'a şimdi melodiyi söyleyeceğim nasıl? Aşk olsun. Ay bana da söyleyeceğim. Sakın. Bilemeyecek çünkü. Bilmeyecek. Vallahi bilemeyeceğim. Bilemez ki zaten. Onun için söyle. Evet. Adamın üstüne gitmeyin. Söyleyeyim mi? Adamın üstüne gitmeyin. Allah aşkına gitmeyin. Yapma ya. Adamı bilemez zaten. Bilemez. Bilemiyorum. Bilemeyecek ya. Melodiyi söylüyorum. Melodiyi. Söylüyorum. Bir dakika. Bir dakika. Söyledim ama bilmem. Biz yarısını ben söylesem, yarısını hayır. Gülben, hayır. Yarısını onun çok puanı var. Sen çözdün mü? Bildim çözdüm. Söyle. Söyle. Söylesek bilemez. Olur mu? Yarısını söyle ben... Senin çocuğun onlar da küçük söyle ihtiyacı. Bilmiyor. Ay biliyorum, söylüyorum. Söyle. Geçsede. Hansel'e puan kazan, şey kazan. Çe. Çamaşırın çesi tam 360 tane var. Geçse de geç. Ya ben buldum canım. Ben söylemeyecektim. Butona bas. Butona. Söylüyorum, söyleyebilir miyim? Bir dakika yanınıza gelmem gerekiyor. Evet, kurallar gereği. Kurallar gereği. Önce tenimi koklayacaksınız. Söylüyoruz. Evet. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım. Kucağım. Boş kalsa da kucağım. Vay be, çarşıyı görüyor musun? Çarşı muhteşem. Ama önce yengeye bir tane ben şöyle içimden geldi. Hayır, öyle yapmayalım. Öyle şeyler sevmez mi? Biz bir yere. Kuliste Gülben'le konuştuk ve çocuklar gülsün diye kampanyası için. Dolayısıyla bir buzdolabı alsam olur mu? Tabii. Bir de senin yanına çocuklar için bir de çamaşır makinesi çamaşır vereyim. Çamaşır makinesi. Ve bir de çocuk... Olabiliyor mu? Çocuklar için bir de ne veriyoruz? Bir de ne veriyoruz? Plazma. Plazma veriyoruz. Bir de plazma veriyoruz. Çocuklar gitsin kampanyasına gidiyor. Bu macera devam edecek. Kaçırmayın, üzülürsünüz parmaktan sonra. Star ekranlarında Çarkı Felek devam ediyor. 5-7-2010. Vay. Tarih olduk biliyor musunuz? Evet ya. Evet. En uzun sen yani dünyanın... Yani ben ilk katıldığımda 18 yaşındaydım. Ciddi mi? Ben zaten 13 yaşında sunmaya başladım bu programı.
ilk Türk televizyonlarının en küçük sunucusuydu. Bizim şarkıcılar öyle derler ya. 12 yaşında sahneye çıktım. Evet. Gönül Yazar mesela 9 yaşında sahneye çıktı. Şişt, Gönül Yazar'a laf söyleme ya. Ay yerim onu. Alo. 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 İyi akşamlar efendim. Neredeyiz şu anda? Tokat. Tokat mı? Tokat. Aa, inanmıyorum. Tokat. Tokat. Evet. Tokat. 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 Evet. Seda Sayan, Seda Sayan. Ay canım benim, canım. İsminizi alalım. Siz bizim canımızsınız Seda abla. Geleceğim en yakın zamanda. Aman geleceğim diyorsun. 20 yıldır uğradın yok Tokat'a valla. Gittim ayol. Evet, okul yaptırdı. Yaptırdım. İşte buyurun, okul yaptırdı Tokat'ta. Evet. Sanatçı olmak kolay ama sevilmek, unutulmamak en zoru. Annemin adına Tokat'ta, Tokat'ın Pazar ilçesinde çok programlı bir lise yaptırdım. Şimdi sıra babamın adına yaptırmakta. İnşallah. Allah'ın nasip izniyle. Etsin. Allah'ın izniyle. Alo. Alo. İsmin Sayın Karasu, neresinden arıyorsunuz Tokat'ı? Merkez. 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 Yani sosyete orası mı oluyor? Annem şu an izliyor sosyetik olarak tabii. Bizim sosyetikler Tokat merkezde. Sosyeteden Ayşe Hanım var, tanır mısınız? Hayır, tanımıyorum. Tokat'ın ileri geleni ayol. Tokat'ın ileri gelenlerindendi. Evet. İleri ileri gelmişler, öyle olmuşlar. Şimdi size bir armağan vereceğiz. Evet. Bir soru soracağım. Evet. Çok sürpriz oldu benim için bu. Okan Bayülgen'in kızının adı? Ana. Ana. Ana bravo. Ana dediniz bravo. Bravo. Helal olsun. Ay vallahi bilmiyorum. Helal olsun. O zaman size anayı bildiğiniz için babayı yolluyor. Evet ana dedik biz de. Ana Doğuca, dedik. Ana dedik. Ana dedik. İstanbul ana. İstanbul'a. Anasının kuzusu İstanbul'du biliyorsunuz. Okan'ın kızının adı. Peki. Gülben'in oğlunun adı ne? Bir tanesini söyleyin. Benimkini sor bakayım bilecek mi? Dur bir dakika, hemşehrinin oğlunun adı. Karasu sen nerede yaşıyorsun? Benim oğlumun adını bilmiyor musun kız sen? Baba! Peki benim oğlumun adı? Gitti. Telefonda değil. Ben size söyleyeyim, utancından kapattı telefonu. Alo. Vallahi utandı kadın, utandı. Çocuklarımızın adını bilmedi. Vallahi utandı. Çok üzüldüm. Evet, düştü telefon mu düştü? Evet, telefon bile düştü. Evet. Ve bakalım sorumuz neymiş efendim? Kim başlıyor? Sıra kimde be? Ben de kızım. Yok, önce bir soruyu öğrenelim. Ben size karar vereceğim kimin başlayacağını. Söylüyorum. Evet. 7 kelime, 41 harfli bir karıştırmaca soruyoruz. Karıştırmaca ne oluyor? O ne ya? Şimdi şöyle bir şey oluyor. O ne demek? Mesela bir... Dur karıştırıyoruz. Ben de yeni öğreniyorum. Öğret bize. Şimdi öğretiyorum. Bir tane atasözümüz var. Bunu biz kelimeleri farklı farklı yerlere koyup size göstereceğiz. Siz de onların doğru yerlerini bulup bize söyleyeceksiniz. Vay. Hem yani hem atasözünü doğru bulacağız hem doğru yerlerini. Adı şöyle olmalıydı. Bu bölümün adı. Ölme şeyim ölme. Bu ne abi? Ölme şeyim ölme. Ve bir numaralı Seda Sayan çeviriyor. Çarkı Berek devam ediyor. Puanlık sessiz harf. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi. Bir tane var. Bravo. Devam ediyoruz. Birazdan Anadolu'ya bağlanıyoruz. Anadolu bekle bizi, geliyoruz. Çarkı felek kazandırmaya devam ediyor. 400 puan. Yine Niğde'nin nesi. Niğde'nin nesi. Bir tane de ondan var. Anadolu bağlantımız hazırmış. Bakalım önce bir merhaba diyelim efendim Anadolu'da. Neredeyiz? Merakla bizi bekliyorlar. Alo. Bak. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar. Kendinizi bize tanıtın. Daha sizi tanımıyorlar. İlk kez ekranda görünüyorsunuz. Alo. Kendinizi bir tanıtın bize. Ben sizin Anadolu bağlantılarınızı yapacağım. Yeni hostesiniz Hande Sarıoğlu. Hande yuva yapmış Söğüt dalına. Yavrusunu kimler kaptı? Anne neredesin şu anda?
Biz şu anda Denizli'nin Fatih Mahallesi'nden canlı bağlantımızı yapıyoruz. Arkamda Denizli halkı bizi bu akşam ilk programımızda yalnız bırakmadılar. Helal olsun, görüyor müthiş musunuz bak. Müthiş bir enerjiyle sizlerle birlikteyiz. Peki oradan bir eve gireceksin değil mi? Bir eve gireceksin. Evet biraz evet, sonra. Evet bir evimiz. Evet. Biraz sonra tekrar bağlanacağız o zaman. Ande ayrılma oradan tamam. Ayrılma. Hoşça kalın şimdilik. Görüşürüz. Seda Sayan'la devam ediyoruz. Karıştırmaca bölümünde 200 puanlık bir ses var. Puanlar düşük olmuş gerçekten. Lüleburgaz'ın hakikaten çok hiç düşük. Evet yani. Çünkü çok sorular zor değil. Yani. Evet yani şöyle bol 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 keseden evet. Atmalı yani. Bence de Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 4 tane. Devam ediyoruz. Saatlerimiz 9'u 12 geçiyor efendim. Canlı yayın olduğunu evet hani belirtiyor. Yani, evet. Papasın P'sini buldunuz. Ama bu ne? Olmaz ki. Ve Okan Bayülgen'e evet geçiyor sıra efendim. Ve 200 puanlık sessiz harf. Bu sefer olacak Yusuf'un yeğesi. Bu Yusuf başına bela olacak evet senin. Dur bakalım. Burada mı? Yusuf'u göremiyorum. Yusuf orada değil mi Yusuf? Nerede nereye gitti? Yusuf'un umurunda bile değil. Ya. Sen adını söylemişsin, söylememişsin. Yusuf'un yeğesi 2 tane. Vallahi bravo. Devam. Efendim bir atasözü bu ama karışık olarak yerleştirdik. Nasıl abi karışık? Siz ben onu anlamadım. Siz onu düzelteceksiniz. Bak, mesela. Nasıl yani? Kara gün için ak akçe filan gibi anladın? He. Merhaba hoş geldiniz. O da oğlum anlamadım. Şey gibi çıktım şeyini ağacına topladım öyle bir şey mi? Ama bu yerlerin yani değişik sakla orada. Zamanı sakla. He, zamanı evet, gelir. Evet. Ha, onların bir de bulduktan yerlerini değiştireceğiz. Arkadaşlar gidin sen yüzünüzü yıkayın önce. Sen ne diyorsun? Hasan bakayım yani bir yüzünüzü yıkayın. Anladım canım. Senin sıran değil. Dur. Kimde sıra? Ben de. Okan çeviriyor efendim. Okan evet çeviriyor. Bana bak. Gülben hamile butona basıyor. Buton bitti kızım. Buton bitti. Butonu unut. Unut. Rejiden aradılar basmasın diye. Herkesin hareketine bağlanacak. 1000 puanlık. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Sıra bende. Bir dakika yanlışlık oldu. Affedersiniz. Önce butona basman lazım. Bay devamlı. Basamadım. Devam, hiç elini oradan çek. Evet 250 puanlık sessiz harf. Ama sen benim neyse peki tamam. Ha, bundan daha iyisini bulacaktın peki, sanki. Peki tamam. Ne? Ordu'ya gittin mi? Ordu. Tamam Denizli'nin D'si. Peki, Denizli'nin D'si 3 tane. Vay. Denizli bekle bizi Fatih Mahallesi geliyoruz. Denizli Gülben Ergen çeviriyor efendim. Aşkın bir tarifi olmalı ve tatil. Sevindik. İlk kez Gülben Ergen tam pansiyon bir tatil kazandı. Evet. Hayatında ilk kez ve iki aile gideceksiniz. Bir de konuk aileniz var. Biz gelelim. Gülben Ergen, eşi çocukları ve Ankaralı Turgut ve eşi çocukları. Nereye gidiyoruz? Anlatın bize tatili. Tatili daha ben karar vermedim. Ben sizi yollayacağım. Bir kaplıca düşünüyorum. Ama açıklamanız gerek. Tatil geldi. Ne oluyor şimdi? Var tabii mı öyle bir tatil yerimiz? Sonra anlatırız. Şu anda sana araştırma içindeyiz. Bize Yunanistan. Ana! Bir hafta Yunanistan. Bir hafta Yunanistan. Ne oldu sen? Ne oldu? Senin var ya bak şuradan hafta bakışını görürüm. Sık baktın. Peki baktım, ben bir şey baktım yapacağım. Bakın. Buranla böyle yaptım bak. Biz de biliyorsunuz yani. Ben
Yunanistan, biz. Neden Yunanistan'ı verdik? Neden? Çünkü ekonomik kriz var, ucuzluk var orada. Evet, çok güzel yüzden, ama çok akıllı. Ama oldu. Ben 3 arkadaşıma da birer hafta tatili veriyorum Yunanistan'a. Aa, hadi. Bana bak. Evet. Doğru söyle oğlum. Allah Allah. Benim ağzımdan çıkan kural. Aydın Doğan'ın oğluyum lan ben. Allah Allah. Bana bak, rezil ederim seni. Beni delirtmeyin. Mehmet Ali, bunu ilk defa mı söylüyorsun? Beni delirtmeyin. Bunu ilk defa evet, mı söylüyorsun? Evet, ilk defa söylüyorum. İlk defa burada mı söylüyorsun? İlk defa. Açıklıyorum. Aydın Doğan'ın bugüne kadar saklamış olduğu oğlu benim. Tamam, bağlayın telefona. Evet. Bence de. Allah Allah. Bağlansın. Ben verdim diye şimdi ya, aa veremezsin mi diyecek. Hayır. Koskoca Aydın Doğan. Üç tane. Üçümüz de gidiyoruz Yunanistan'a. Üçümüz de Yunanistan'a gidiyorsunuz. Bu nasıl memnun oldu? Bak evet. Bunu bağışlayamıyor muyuz? Buradan okudum. Bunu bağışlarsanız adamı ne yaparlar biliyor musun? Evet, doğru. Evet, şimdi ne tatil oldu, geldiğine şey göre. Efendim bir tamam. Telefonumuz nasıl? Var. Devam ediyoruz. Efendim, evet. Daha sonraymış, daha sonraymış. Peki. Aydın Doğan dedi ki defol oradan diye. Onu... çabuk oradan çık diye telefona bağlayacaktı. Biraz daha durayım, Allah rızası için. Biraz daha durayım, ondan... Biraz... Biz de mi kovuldun? Biraz daha durayım. Siz zaten kovuldunuz da ben... Ben biraz daha durayım. Bir 10 dakika daha durayım. Biraz Denizli'ye daha bağlanalım. Güzel, Allah razı olsun. Düzeltecek günah. Tamam, düzelteceğim. Tamam. Sayende tatil kazandınız. Estağfurullah. Ne demek? Rica ederim. Devam ediyorsunuz efendim. Sen bana yıllardır. Evet. Yunanistan'a git diye. Bak, devam ediyoruz şimdi. Tamam. Devam ediyoruz. Efendim bir atasözü soruyoruz. Sıra bendeydi. Aa, niye sende canım? İflas gelirse tatil gidiyor üçünüzden. Hayır hayır. Ve 1500 puan geliyor. Of! Nesi? Çorlu'nun Ç'si başka diyorlar. Başka alternatif? Var mı Çorlu'nun Ç'si? Çorlu'nun Ç'si bir tane var. Devam ediyoruz. Bu bir atasözü ama yerlerini değiştirmişiz. Müziğini söyleyebilir misin? Müziğini söyleyebilir misin? Hey! Gelmemiş, pas geldi. Ev geldi. Sessiz harfi bilirsen ev için seni de kuraya sokacağım. Ama nasıl tabii yani? Ki çocuklar Gülsün kampanyasına gidecek o evde. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Tabii. Okulun yanına ev mi yaptıracağız? Hayır, ev veriyoruz ama evi satıp parasını okul için kullanabilirsiniz. Hayır canım, evi de yuva haline getirirsin. Bir evi de yapabilirsin. Hayır, evi de yapabilir ama en güzeli satıp tabii ki vermesi. Tabii ki parasını bu kampanyaya bağışlayalım. Ev İstanbul'da mı? Güzel bir harf söyle bak. Heyecanlandım, ne harf söyleyeyim, çabuk söyle. Evi de söylüyorum. Bir dakika. Evin... Kastamonu'nun kalsın. Arkadaşlar bir dakika. Evin de nerede olduğunu söylüyorum. Ne kızı sen orada durup çöster şunu. Ev. Fiyakalı bir ev. Yani acayip fiyakalı. En Nijerya'da. En güzel yerinde. Nijerya'nın böyle deniz manzaralı. Yok. Balkondan çıkıyorsun, aslanları görüyorsun. Bir sessiz. Mehmet Ali'nin M'si. Hayır yok. Demedim. M demedim. Yani devam ediyoruz. Sen de Asayar'a geçiyorsun. Dede. Dedi bana ne? Ne dedim ya sen? Dedin ya be. Kim dedi? Yapmayın. Fanların lütfen söyle. Hay senin fanlarına. Hep. 250 puanlık sessiz harf. Ya gitti benim el ya. Ne? Dur bakalım. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'si 3 tane. Bravo. Devam. Bir daha sonra yazayım. Seda Sayan'la devam ediyoruz efendim. Ne ya? Şşşt. Seda Sayan çeviriyor efendim. Seda Sayan çeviriyor efendim. Bu bugün arada... çevirir. Ne bu? Ne bu? Ve 1500 puanlık sessiz harf. Ay bu ne ayol böyle? Dındılıdı çıttılık. Trabzon'un T'si. Söyledim ben onu. O söyledin bitiş. Mi? Yok ben söylemedim. O zaman Şorşan Şeysi. Şorşan Şeysi. Bir tane değil, 3 tane. Bu ne devam be? Ediyoruz. Devam et. Sessizlik lütfen arkadaşlar. Of of.
Keşke Ramiz dayı da burada olsaydı. Anlamadım ben bunu ki. Ramiz dayı diyorum, hala anlamadım. Rize'nin reisi. Rize'nin reisi 3 tane. Bunu anlamadım ben. Yani öyle zor bir şey ki... ölme şeyim ölme bölümü boşuna demedik yani. Evet. Devam ediyoruz. Bulamıyorum ki. Çünkü sırayla değil ki. Evet, 1500 puan. 1500 puan. Rahmetli. Ne? Ne? Evet, evet. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Tüh. Aa, evet, evet. Sıra sende, çevir. Bende mi sıra? Evet. Evet. Ha. Şşt, sessizlik arkadaşlar. Bu bir karıştırmaca. Bir atasözünü biz yanlış yerleştirdik. Siz doğrusunu bulacaksınız. 500 puanlık. 500 puanlık. Yusuf. Yusuf. Yusuf, sen Yusuf'ta... Hatay'ın H'sı. Hatay'ın H'sı bir tane var, bitiyor mu? Sessiz harfler bitti mi? Sessiz harfler bitti, şimdi tahmin hakkınız var. Harf satın al bence de. Harf satın alalım, A. Ankara'nın A'sı, 62 tane var. Arkadaşlar lütfen ama ya, lütfen, ciddi bir yarışma bu. Ha, ben bildim. O zaman Seda Sayan'a geliyor. Dur ayol ya, belki bilecek. Yusuf geldi bak. Bunlar Yusuf. Dünyada bilemez. Evet, bir dakika. Önce bir boşlukları dolduralım, sonra yerine yerleştirmeye çalışacağız. Her işi... sakalla... her işi... Kaşını. Evet, Gülben Ergen'e geçiyoruz. Sizde var mı efendim? Bir sesli harf alabilir misiniz? Puanınız var mı bakayım? Var. Varmış puanınız. Sesli harf alabilirsiniz. Aynısını alayım. Harf mı alacağım? Size değil hanımefendi, buradayım ben. Size ne oluyor? Harf mı alacağım? Lütfen. Evet, sana. Evet. Edirne'nin E'si. Lütfen. 3 tane. Gülben, niye başka harf almadın kız? Daha güzel bulurdun. O zaten belli. Şşt, söylüyorsun. Yok, Mali. Yok, vallahi söylüyor ya. Bana ne, oynamıyorum arkadaş. Kim? Ne oluyordu ya? Öyle de olmaz. Olmaz. Telefon numaranın mı değil? Hayır, ne saçma bir şey. Arkadan bırbır. Abicim. Dur Okan. Bilmiyorum. Hayır, yarışmayı bırakıyorsun Okan. Abicim, yok, cep telefonumu veriyordum ya. Allah Allah. Cep telefonumu veriyor diye bir şey yok. O zaman Seda'da sıra. Seda Hanım, buyurun. Bir dakika, Seda'da sıra. Yani onun kampanyası varsa biz niye rezil oluyoruz ki abi? Herkes kendi kampanyasıyla gelsin buraya. Buyurun, saçmalık. Seda. Benim evet. De kampanyam var. Neymiş o? Açım. Açım. Bir dakika, ben söyleyemedim ki bir şey. Bir dakika, o zaman geçti, sıra geçti. Ne oldunuz? Bildin mi? Sen bilemezsin ki bunu. Seda Sayan'a geçti sıra. Ha, bilsin, dur. Ben niye bilemiyorum ki? Niye? Bunu senin bir şey söyleyeyim. Senin bugün bana bir şeyin var. Senin bu kafan karışık. Her çocuk, bir de çocuklar gülsün diye kafan karışık annem. Keçiyeyi buldum bir tek. Neyi? Keçi. Keçi. Tavuk keçisi mi? Keçiyi bul. Bir tek keçiyi bulmuş. Bir saat konuştun. Bir dakika. Keçiyi bir dakika. Konuşmadım. Evet. Keçiyi bir dakika. Seda Sayan buldu galiba. Bulamadım. Söyle hadi söyle. Bulamadım. Bak. Kişi. Ya önce boşlukları doldurum. Oraya dizdiğiniz sakalla şey. Sakalla olsa. Ha ne? Önce baştan itibaren. Kişi sakalla keçiye. Öyle değil, öyle değil. Danışırlardı olay. Bak. Bir I istiyorum. I mı? I. Al sana ı da verdik, ı da verdik. 4 tane de ı verdik. Bak, ı'ları aldım. Al, şşt, arkadaşlar lütfen. Çıktı zaten şey. Ki. Danışırlar, şey. Çözdün mü baştakini? Bir dakika, çözebildi mi en baştakini bakalım? Ay. Danışırlar diye biliyorum canım. Bir dakika. Sakalla olsaydı her... Ha, olaydı, sakalla olaydı. Sakalla olaydı. Keçiye... Kişi danışırlardı. Kişi her işi danışırlardı. Keçiye danışırlardı. Çok kişi, güzel oldu. Keçiye kişi her işi
Evet, keçiye danışırlardı sakallı olsaydı kızım. Keçi her işi... Bir dakika, olaydı. Olaydı sakala bak. Sakala keçiye danışırlardı. Bir dakika arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bunu düz de yazsanız biz anlayamayacaktık zaten. Yalan mı? Bir dakika, bunu karıştırmaya gerek yok çünkü zaten. Ben bildim. Bir dakika, Seda Sayan bildi. Dedim ya. Önce boşlukları doldur, böylesine. Ha. Önce böyle, sonra... Her iş, her iş sakalla olaydı. Her iş sakalla olaydı. He. He, her iş sakalla i̇ş, olaydı. İşi değil, ama iş değil, işin yanında bir artı. Her işi kişi... kişi. Bir dakika, her işi... O harfi istiyorum, o. Benim sıra benim tamam, değil mi? O tamam, sıra verdik, benim. O var, olaydı, tamam. O, tamam. O var, tamam. Olaydı, he. Şimdi oku bakayım. Keçiye... bak, sakalla olaydı, keçiye, kişi, keçiye her işi... Kişi danıştı. Değil bir kere, orası kaşı olacak, kaşı. Kaşı. He, kaşı. Kaşı olur mu ya? Ben size söylüyorum. Her iş sakalla olaydı. Sakalla olaydı, kişi. Kişi, insan, sakalla olaydı. Her işi... Keçiye danışırlardı, her işi. Ya, yok, Seda Sayan'ı tebrik ediyoruz. Bununla uğraşamayacak şahsiyetler. Ben bildim. Hadi. Evet. Annem. Şöyle bir... Bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Hangisini ben kaç puanım? Kaç var var sen merak etme. O zaman bir şey diyeceğim. Hiç anne valla kusura bakma. Ben şey istiyorum. Ama annene ben yollayacağım canım. Ha anneme sen ne yollayacak anneme? O özel benim puanım içinde değil. Bir tane saat yolluyorum pırlantalı saatten. Bunu görmez o kör gözüyle. Allah'ım yarabbim daha büyüğünü o zaman şöyle. Ha bak onu sever. Bu pırlantalı bir saat tamam. Bir tane de... Ben şimdi Gülben için... Telefon da veriyorum, bir tane de telefon veriyorum. Bak Gülben için... Şunun güzelliğine bak. Burada şey istiyorum çocukların... Allah, herkes telefon isteyecek bize. Evet Gülben'in kampanyası için. Gülben kız. Çocuklar gülsün. Gel gel bir şey söyleyeceğim. Acaba ne alacağız çocuklara? Çocuklar gülsün kampanyası için. Şunlar olmaz değil mi çocuklar? Okula olur okula. Bunlar olur mu? Bunlar ne var? Sen buzdolabı aldın. Bir dakika. Çamaşır makinesi aldık, bulaşık makinesi alınabilir. Bulaşık makinesiyle fırın veriyoruz efendim. Bulaşık makinesi... Bir televizyon daha verin. Bir televizyon daha verin ne olur. Televizyon evet. Bak. Ay, bir plazma. Hiçbir şey alma. Sen şu televizyonlardan al. Tamam. Bak DVD izlerler. Kaç tane? İki tane televizyon. İki tane televizyon. İki tane de DVD veriyoruz. Ah. Okan'a da bir yatak veriyoruz. İki televizyon, iki DVD. Okan'a da bir yatak. Hem de 1500 puanlık yatağa. 1500 puanlık yatağa sezon sonu indirimi 750'ye veriyorum. 750'ye veriyorum. Bir de daha... Öğretmenler odasına şundan. İstersen Sedacığım bir de ebene bir şey al buradan istersen. Yok tamam. Boş buldunuz dükkanı. Ve gidiyoruz tanıtımımıza. Horlayan erkekler, kadınlar artık devam ediyor. Bağlan. Şarkı mı söyleyeceğim? Ne parada ne pulda aklım hep sende. Yanımda ol yeter gözüm yok yükseklerde. Bir kerecik vapura binip bir çay içsek. Martılara simit atıp biraz dertleşsek. Bir kibrit çaksana, çak çak çaksana. Yıldızlar kayarken bize bir dilek tutsana. Bir güzellik yapsana, ya ya yapsana. El aleme inat kalkıp elimden tutsana. Çak sana, çak çak.
bize bir dilek tutsana. Bir güzellik yapsana, ya ya yapsana. El aleme inat kalkıp elimden tutsana. Sürpriz, adımızı göklere yazdırdım. Aşkı da arasında kondurdum. Üstüne yıldız çaktırdım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım. Göklere yazdırdım. Aşkı da arasında kondurdum. Üstüne yıldız çaktırdım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım. Sürpriz aşkım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım. Kurban olurum. Bursa Spor. Şampiyon Bursa Spor gelmiş. Hoş geldiniz. Ne getirdiniz bana Bursa'dan? Kestane size, mi? Hem size hem değerli misafirlerinize biyoenerjili kestane şekeri var. Biyoenerjili mi? Biyoenerjili kestane şekeri. İlk defa çizilmişini duydum da. Ne olacağız o yiyince? Bunlar hazır çizilmiş. Daha önce siz yemiştiniz hatırlarsınız. Ben ne olacağız? Evet, evet. Ve o yedikten sonra siz Bursa Spor şampiyon oldu. Ve sizin ahınızı tuttu Fenerbahçe. Allah onun korusun ya Rabbim. Bütün bunları bize getirdiniz evet, Bursa'dan. Değerli misafirlerinize. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anadolu'ya bağlanıyoruz efendim. Selam size. Kime? Bursa'ya. Bunlar sizin biliyorsunuz. Bizim. Evet, biyoenerjili kestane. Biyoenerjili. Evet. Ne olacağız onu yiyince? Onu yiyorsunuz. yedikten sonra ne oluyor? Dobrovski oluyor kısaca. Ha, ceviz reçeli. Sonra onu bir öğreneceğim ben. Alo. Bir şey söyleyeceğim. Ben Twitter'a vay doğru. Ay bu var ya, basamak gibi geliyor, ölüyorum buna. Evet, evet, evet. Ben de öyle olmuştum. Basamak atlayacak gibi geliyorum. Alo. Sürprizi söyleyeyim. Ande. Ande kızım. Of, kalabalığa bak. Alo. Ande, duyuyor musun Ande? Ande de bunlar uyuyordu, yeni toparlandılar. Duyuyor musun Denizli? Denizli bizi duyuyorum efendim. Denizli ile bağlantımız var. Ev ve araba için yarışacağız. Sesiniz gelmiyor şu anda. Sesiniz gelmiyorsa biz bu tarafa geçiyoruz efendim. Yarışmamıza buradan devam ediyoruz efendim. İşte. Üçüncü sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Gamze. 35 harf, 4 kelimeden oluşan bir tekerleme soruyoruz. Ben bitirdim, ben başlarım. Sırayla. Ne münasebet canım? Bir ben bitirmedim mi? Bu üçüncü soru olduğuna demek göre bir, iki, üç. Demek ki turun lideri değil miyim kardeşim ya? Ha yok, Gülben'de başladık, Okan başlayacak. Ya ben başlayacağım. Evet. Hadi bak Yusuf de. Evet. Okan çeviriyor çarkı felek. Üçüncü etap başlıyor. Dört. Ne bu peki? Ne dedi? Tekerleme. Mi? Üç tunç tas has hoşoşaf. Gibi. Gibi. Tekerleme okay. Fakat yerleri nasıl karışılmış mı? Yerleri dizili bu sefer. Allah'ına kadar doğru. Doğru. Peki. Ben Yusuf'un şansına çok inanıyorum. Ay bu Yusuf var ya, bu Yusuf. Yusuf. Yusuf'un yeğesi. Al sana Yusuf'u. Ben de sıra. Bana geçer. Birinci bölüm. Hayır hanımefendi ama yani. Bana baksana. Allah Allah. Üç çocuk anası bak, o. Gülben. Üç bak. Çocuk anası. Tarara. Ama benim oğlum büyük, bak izliyor şu an, olmaz. Evet, Kasımpaşa izliyor. Aa, İflas! Aa, İflas geldi. Sen var ya, oraya bakarken buraya, bu gözlerin böyle. Ama ben hediyeleri sana vermedim mi? Ne bak, verdin? Orada ne konuşuyor, diyelim? Konuşuyor oğlum. Hepsini. Oğlum kamp tamam da derken kızın iflasını gördün oradan. Geri almadın mı? Görürüm. Buradan bakar ensemden, o da görüyor bak. Bir şey diyeceğim. Çok uyanık, bu gözlerini de kırpmaz hiç, biliyorsun. Biz kaç sene... Asla. İnanmıyorum. Ya 15 sene önce bunu şeyde gösterdik. Ta o gösterdi. Zamanda... Beni araştırdı bir de. Araştırdı, bütün kliplerine baktık, inceledik.
Hiçbirinde gözünü kırpmıyor. Bak programlarına İnanmıyorum bak. İnanmıyorum sana. Evet. Nasıl durabiliyor? Değişik bir canlı, bak, uzaylı sen yani. Allah bilir programdan önce onları yapıştırıyordu. Büyük ihtimalle. Yapıştırıyor musun? Doğru söyle. Evet. Hayır kırpmıyor. Allah Allah. Kırpmıyor. Kaçır, o kaçır. Zaman iflas geldiyse Seda Sayan'a geçiyorum. Evet bana Seda. Geçti. Evet Seda Sayan çeviriyor. Allah'ım yarabbim. Ne gelirsem vermiyorum ben. Allah'ın sopası yok görüyorsunuz efendim. Allah. İki. Aa hayır hayır. Sakın sakın. Sakın. Öldürürüm. Bak burada olay çıkarırım. Parmağı, güvenlik, müdüriyet. Parmağı, parmağı. İstersen babama söyle buradan babama. İstersen. Parmak ama bir dakika. Niğde'nin N'si. Emin misin? Yes. Niğde'nin N'si bir tane var. Bravo. Bu bir tekerleme. Devam ediyoruz. Bu bir tekerleme. Aha. Senin Allah Allah. Bu ikinci gelişi. Bu papaz sana ikinci kez geliyor. Evet. Senin evet. Üzerinde kızın papaz büyüsü var. Sana papaz büyüsü yapmışlar. Allah korusun. Samimi söylüyorum. Gideceksin. Yüce Hazretlerine gideceksin. Orada bizim hocamız var. Adı ne? Söylemem şimdi. Mehmet Hoca. Tanıyorum Mehmet Hoca. Mehmet Hoca değil. Hayır. Avni Hoca. Avni. Avni Hoca seni bir okusun bir üflesin. Bir de bizim... Şafak Sezer var. Sana bir muska yapsın. Şafak. Evet. Evet, yarın akşam da Şafak Sezer, Asuman Krause bizlerle birlikte olacaklar efendim. İvit. İvit. İvit yarın Çarkı Felek'te ve Okan Bayülgen çeviriyor efendim. Bu bir tekerleme. Bak biz hiç Okan gibi çeviremiyoruz yazın. Evet, bu bir tekerleme. Yani. İşte, evet. Onun için sen hep postla. Hadi hadi hadi. 250 puan. 250 puan. Yusuf'un. Tarık'ın T'si. Tarık kim ayol? İşte. Tarık bin Velid. Tarık'ın T'si. Ve Gülben Ergen'e geçiyor sıra. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Maalesef yok. 750 puan. C. C. Alo, herkesin memleketinden bağlıyorduk. Bakalım bugün sürprizimiz nereden? Alo. Aşkım benim, hayırlı uğurlu olsun. Evet, biraz önce Tokat. Aşkım benim. Tokat biliyorsunuz, Seda'nın memleketi. Şimdi Okan'ın memleketi, Ankara'nın dikmeni. Evet. Alo, Ankara'dan kim efendim? Alo. Kiminle görüşüyoruz? Canım benim, Keçiören'den. Çocukluk arkadaşım Mehmet Ali. Safiye Soyman arıyor beni. Safiye'ye bir kuruş diyeceğim. Korktu diyeceğiz ben bir kuruşta. Hayırlı uğurlu olsun diyorlar. Ama sen... Programın çok güzel. Sen biliyorsun Safiye sana... Safiye bir harf söylesin. Sana dedik ki gel Çarkı Feli'ye teklif yaptım biliyorsun. Evet kabul etmedi. Kabul etmedi. Niye? Bir, iki, üç. Korktu, yani, korktu, yani, korktu, yani, korktu. Teklif ettim. Ne teklif edelim? Birinci gün kabul etti. Sezonda bakarız Mehmet Ali. Bak birinci gün kabul etti. İkinci gün düşüneyim dedi. Üçüncü gün Fahiye sordu. Dördüncü gün hayır dedim. Yalan mı? Bak yalan demedim. Ya şimdi ben hayır demedim. Ama biraz düşünelim. Şeyde ekstralarım, programlarım çok dedim. Konserlerim. Ve üstelik. Yayın döneminde bakarız. Bak, bir dakika bir dakika. Üstelik bir ay için 4 trilyon verdik kabul etmedi yani. Millet bu paraya neler peki, yapıyor kardeşim Mehmet sen? Ali, Safiye bir günlüğüne gelmez mi? Bir deneme çekimi yapılmaz evet, mı? Evet bir günlüğüne gel o zaman. Bir Safiye günlüğüne. Burada. Bak bir gün geleceğim ama Allah nasip ederse. Yarın gelsin. Bak, yarın sözü hayır evet diyeceğim. Bak yarın gelsin. Yarın olacağız Allah nasip ederse. Gelir yarın. Yarın atla gel. Safiye, bak Seda diyor. Gel. Seda ne diyor bak Emre diyor. Safiye. Bak. Yarın öğlen birlikteyiz biz zaten. Aa. Evet, işimiz var güzelim. Ben onu akşam buraya yollayacağım söz. Tamam. Canım benim. Yarın öğlen olacağız. Tamam da. Akşama şeye gidiyorum. Orada Antalya'da programım var. Ya ne yalan biliyor musun? Öğlen buradasın, akşam nasıl Antalya'ya gidiyorsun? Antalya'da programım var. Çıkacağım ama mutlaka Mehmet Ali geleceğim. Ama ne kür bu ne kür yani? Ay geleceğim sana. Ya sana gelmeyeceğim de kime geleceğim? Ay kurban olurum. Faik amcamın ay, ellerinden öpüyorum. Ay sen benim bir tanemsin. Faik amcamın ellerinden öpüyorum. Sen benim canımsın ya. İyi akşamlar diliyoruz Ankara. Tamam. Orada Gülben'e, Okan'a, Sedam'a selam söylüyorum bak.
Yanımda Nuri Ertuğ da var, o da selam söylüyor. Aleyküm selam. Öpüyoruz. Herkese öpüyoruz. Çok selamlar herkese. Ve Ceyhan'ın C'si bir tane var. Bu bir tekerleme. Birazdan bağlanıyoruz çör. Efendim. Denizli'ye bağlanacağız. Çör. Çör çevir mi demek? Tabii. Çör. Bunu da ilk defa görüyorum. Çör. Ama çok ayıp iflas gelirse. İflas geldi. Aa çör. Bak arkadaşına iflas geldi üzüntüden, ne yaptın Emin? Evet ya. Alo, alo. Bir anda. Alo. Denizli. Denizli, tekrar sizdeyiz Denizli. Tekrardan iyi akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar, eve girelim artık lütfen yani. Öf. Nerede yarışacağız? Şu an evin içindeyiz zaten. Hadi ya. Aa, nasıl ev öyle? Yanında Demirtaş ailesi var. Bunlar bahçede mi yaşıyor? Sünnetin içine girmiş gibisin sen. Sünnet düğünü mü vardı orada? Ne var? Ana bak, baksana. Evet. Ande, tanıştır bakalım kimler efendim onlar? Neredeler? Alo. Ben mikrofonu Nurgül Hanım'a veriyorum. Kendini tanıştırıyor size. Alo. İyi akşamlar. Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Biraz bağırın, sesiniz gelmiyor. Mehmet Ali Bey. İyi. Nasılsın? Sünnet mi var? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, peki. Bahçeyi süslemişsiniz. Eşinizin sünneti mi var? Ne var? Ah kurban olurum. Bak kocaya bak, kocaya bak. Sünnetimiz var, sünnetimiz. Sünnetsiz vardıydım ben. Buna Mehmet Ali Bey. Bunu anlamadım diye. Kız ne diyorsun anlamıyorum. Kocaya ver, kocaya bir. Mikrofonu bir de kocaya ver. Yakışıklıya ver, yakışıklıya. Alo, iyi akşamlar Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar, sünnetiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Adınız neydi? Numaranız yok, nasılsınız? İyi, Allah razı olsun. Adınız ne? Alisan Demirtaş. Alisan, birazdan dönüyorum size, yarışmacı olacaksınız. Şimdi tanıştık ve devam ediyoruz efendim. Seda Sayan. Ben bu, de. Bu bir tekerleme. Tamam, devam ediyorum. Seda Sayan çeviriyor efendim. 10.000 puan da var biliyorsunuz burada. Vay. Ve 1500 puanlık sessiz harf. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi. Evet. 5 tane. 38 tane var. Yaşasın. Devam ediyoruz efendim. Seda Sayan'la devam ediyoruz. Benim damadı gördün mü? Bak damat da orada. Sezin'in yanında, gördün mü? Aa, demin Sezin'i gördü de damadı görememişti. Ya. Canım benim, Sezin o kadar güzel olmuş ki. Aa, ev hayat. Lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine. Hocam, bu evi nasıl veriyorsun? Anlatsana. Bu evi nasıl veriyorum? İhtiyacı şimdi olana bağışlamak. Bana ikametgah, il muhabiri. Öyle değil mi? Nüfus suretini getiriyorsun. Ha. 3 ay seninle oturuyoruz bir yerde. 3 ay. Niye ki? Ben senin kütüğünü kontrol ediyorum. Çünkü kütük önemli bu işte. Tabii. Çok temiz. Nereye bağlı kütüğün? Çok temiz. Kütüğün nereye bağlı? Tokat. Tokat. Tokat'ın ileri benim olmuş. Benim nüfus cüzdanımda ne yazıyor kütük biliyor musun? Beyoğlu Hacı Mimi. Beyoğlu Hacı Mimi. Hacı Mimi, ben orada oturuyorum. İnanmıyorum sana. Vallahi Hacı Mimi. Hacı Mimi mahallesi. Ben Hacı Mimi. Oğlanınkinde New York yazıyor. Benimkine bakıyorlar Hacı Mimi. Hacı Mimi Galata. Evet işte, evet. Ben oralıyım oğlum. Oralı mısın? Hacı Mimi. Hiç orada bir heykelin falan yok yaptırılmış. Bütün romanlar orada doğduk. Evet. Evet. Hakikaten bana, öyle. Benimki İstanbul. İstanbul. Ya ben hani ihtiyacı olana vereceğim de evi onu. O zaman önce harfi bilmeniz gerekiyor. Ha. Ordu'ya gittiniz. Bakın bu kıyada kimseye yapma. Aa, şaşırtırsın sen beni, istemem. İstemem. Hoş geldin Ferhat Güzel. Dur bakayım. Hemen. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si bir tane var. Evgeni beni alıyor. Almadı. Çekiliş yapılacak kardeşim ya. Nasıl daha çekiliş mi yapılacak? Bir dikkat edin. Burada bir tane kürek sallıyorsunuz. Ya dünyanın neresinde var bir tane B'yi, bir ev al. Kim kime veriyor lan böyle?
Niye koydun oğlum Allah oraya? Allah Allah. Aman be. Bu kadar da ucuz mu? Fiyakalı bir ev vereceğim ben sana. Ben demin bilseydim sen böyle mi yapacaktın bana? E tabii. Aynı yapıyordum da evi de. Üç ay bana gelecektin, kütüğünü kontrol edecektim. Tabii. E ben bildim be. Sen bildin şimdi yarışmacılarla bir haber kura çekilecek. Kaç kişi olacağız? 265 bin. 20 kişi. Her ay 20 kişi toplanacaksınız. Onlardan bir kişiye çekilişle noter huzurunda. Ama şans 20 kişi de güzel değil mi? 20'de bir şansınız var. Tabii. Onda bir olsun. İnşallah tabii. Bana çıkar. Ben çok fakir bir aileye vereceğim. Hadi inşallah. İnşallah. Buna. Yazın anam oraya bak kız. Yazdık. Yazın. O bana çıkar ben bilirim. Gelir şimdi o bana. Şimdi oraya bir puan koyalım. Gelir. Her türlü gelir o. Şimdi devam ediyoruz efendim. Bu bir tekerleme. Birazdan Denizli'ye bağlanacağız. Şurada bir 10 bin var. Niye hiç gelmiyor bize 400 arkadaş? 400 puan. P. Papazın P'si 2 tane. Devam ediyoruz Seda Sayan'la. Bir tekerleme. Ama hiç bakamıyorum orayı anlamadım. Kaçta bizim yayından çıkma saatimizmiş? F. F. Fenerbahçe'nin F'si. Vay be. Okan Bayülgen çeviriyor. Kaçtaymış çıkış? Yani. 11 mi? 200'e. Mardin'in M'si. Mardin'in M'si bir tane var. Sahiden 11'de mi çıkış? Ben 10'a kadar para aldım oğlum. Bize de 10'a kadar. Evet saat 10'a kadar para ödedim onlara. Olmaz. Aldıkları gitti. Kız, adam bir şokunu yaşasın be. Allah seni ne bilir söyle. Bu kadar mı yamyam olur bir insan? Nasıl saldırdı ya? Adam onun bir şeyin travmasını yaşayamadı be. Ama kampanyası var normaldir abi. Ne alakası var canım? Ay nasıl sen gördün mü Allah aşkına? 11'e çıkacağım falan dediniz yetişelim diye. Böyle oldu mu? Şimdi böyle bir şey var mı? Bak şimdi sana iflas geldi değil mi şimdi? Sen iflas tamam. Gelsin bak şimdi sana iflas gel. Geldi. Bir göster bak, iflası. İflas gelsin bak. Ben de Gülben'im bak şimdi bak. X iflas geldi. Allah seni ne bilir söyle. Bir dakika ama ben... pes. Var ya pes ay, ya. Ay 11'de yayınmayın bir şey dediniz. Ben sanki... Hayır ondan saat kaç ki daha? Ay sen... Saat daha 10'a 10 var ay. Oğlum. Ya bu... Çıktın ay yılan ki? Yılan. Bu çok acayip oldu. Tamam çevirmiş kabul ediyorum 400 tamam. Puan. Tamam. Dur şaşırdım. Bu bir tekerleme. 3 tunç tas has hoş hoşak. Şey. Şamarın şeysi. 3 tane. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. J. J. Jale'nin J'si. Evet. Artık bilir bunu bu. Bir dakika. Mehmet Ali ama söyleyemezse alamıyor değil mi? Asla. Asla. Bu... Tam olarak söylemesi şu lazım şu ana kadar aldıklarını da iade ediyor. Evet. Orasını bir tamam dakika. Sonrasını çözelim. Hayır. Ama bir kere de söyleyecek. Harf söyleyeceksin. Hadi bakalım. Ve 400 puanlık zessi sar. Zonguldak zessi. Zonguldak'ın zosu bir tane. Hazır mı? Söyleyebilir mi artık? Söylesin artık yeter. İstersen önce bir ağzına kalem vereyim. Kalemi tek şey yap. Ben temrin. Bir dakika. Şemsi. Dur. Bir dakika. Seni biliyorum. Dur bir dakika. Hayır. En sonunda. Ama bir kere de. Bir dakika. Bir dakika. Söyleyemezsen ödülleri geri vereceksin. Evet. Ona göre. Bir kere de söyleyeceğim. Ağzına de. Bakacağız. Bir kere de söylemen lazım. Sonuncuyu bilmiyorum. Hayır. Bak. Kız bak. Kız baksana. Bir tane daha söyleyeceğim. Hayır olmaz gerek yok. Artık evet, yok. Yok karar verdin burada. Hayır Şemsi Paşa. Hayır Paşa olacak Paşa. Paşa. Şemsi Paşa pasajında sesi. Yavaş şimdi yavaş. Büzü şey. Ay söyle. Ben anlamadım bir dakika. Alamaz.
ben lütfen. Şş, rica ediyorum. Lütfen ben. Dur ben düşüyorum. Ben alırım. Bir dakika. Söyleyemedi, söyleyemedi. Vüzüz şeysi şeceler. Hayır, hayır. Hayır. Söyle. Gülemedi, ben alırım. Yuh. Ama neler dedi? Olmaz. Şinceler. Hayır. Şinceler. Şinceler. Evet, bravo. Bravo. Bravo, vallahi söyledi. Çarşıya gidiyoruz. Buna bak, bunalıma gir. Ne dedim sana, ne? Çarşıya gidelim. Sabah olsun, çarşıya gidelim. Sabahlara dayanamam Osman'a. Çok güzel olur ha. Okulda olur mu acaba? Çok fonksiyonlu. Tamam. Acayip. Çok güzel bir şey. Zaten bugün her şeyi okula aldık. O yüzden tekrarını hiç almayalım. Hepsi okula bu bunlara. Puan neye kaç puanıma göre alıyorum? Şey de verelim. Elektrik süpürgesi de verelim iki tane okula gitsin. Elektrik süpürgesi alalım. Yemek takımı olur mu oraya? Onlara çatal bıçak yemek yok, takımı. Yok olmaz. Yani. Şey alalım. DVD aldık. DVD aldık. Öğretmenlere cep telefonu alalım mı? Cep telefonu verelim. Onlara cep telefonu. İki tane cep telefonu. İki tane. Ama şunun güzelliğine baksana. Allah aşkına. Tamam. Baksana şunların güzelliğine. İki tane mi? Tridine, üç tane olsun. Üç tane olsun. Hadi. Bizim üç tane öğretmenimiz var. Tamam. Üç tane öğretmenimize. Üç tane cep telefonu, bir de fırın mı aldık? Bir de fırın aldın. Bir tamam. Tane daha şey verelim o zaman. Tamam. Daha bu sefer de daha küçüğünü daha verelim. Daha küçük şu mutfak. Evet yine tamam. Küçük süper. Mini plazma veriyoruz. Fırın, birazdan Denizli'ye bağlanacağız. Televizyon. Ev ve araba için. Bizi arıyorsunuz bunların telefon nota. Numaralarımızdan efendim. Trabzon'a. Ve Seda Sayan geliyor.
devam ediyor. Hafta içi her gün ana haber bülteninden sonra sizlerle birlikte olacağız efendim. Ev veriyoruz, araba veriyoruz. Her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam edeceğiz. Birazdan Denizli'ye bağlanacağız ama yarın Isparta. Yarın Isparta, doğru mudur? Isparta, bizi bekle. Şimdi bakalım. Herkes bir şey kazandı galiba değil mi? Tabii. Kazandık. Tebrik ederim. Bak çok kardeş güzel. Payı oldu yani. Herkes birer tane soru yanıtladı. Ama en çok tabii ki şimdi, çocuklar kazandı. Tabii final için, çocuklar. Final için bir sorumuz var. Final sorusu geliyor. 5 kelime 28 harften oluşan bir soru soracağız. Neredeyiz diye bir neredeyiz? Soru. Bir yerin, neredeyiz? Bir yerin 3 özelliğini vereceğiz. Diyelim ben ki Topkapı, Kız Kulesi, neresi evet. Burası? Artvin değil mi? Artvin evet. Ben başlıyorum. Ben kim başlıyor? Ben. Evet dördüncü. Sana ne oldu bu? Evet Gülben'den başlamıştık. Dördüncü Gülben'e geldi. Gülben Ergen çeviriyor. Dördüncü etap başlıyor. Ama turu kapatan başlar. Bak. Evet 400 puanlık sessiz harf. Re. Ne? Re. Re. Remzi'nin re'si 2 tane. Güzel. Orada da küçük panomuz var biliyorsunuz. Söylenen harfler orada sönüyor ona göre. 300 puanlık sessiz harf. Teknoloji çok ilerledi. K. Kemal'in K'si. Vay vay vay. 3 tane. Devam ediyoruz efendim. Neredeyiz? Bir yerin 3 özelliğini soruyoruz. Önce o özellikleri bulacağız. Sonra da iflas edeceğiz. Yine çok üzülmüştür Seda. Bugün gerçek yine Seda çok üzüldü. Kazanıp kimi veriyorum bunları? Peki sanatçılar böyle bu hediyeleri kime verdin? Bak, bana mı verdin eve götürüyorum? Lütfen yapmayın. Senin çocuklarını vermedin mi be? Vermedin mi? Vermedin mi? İşte gerçek yüzleri televizyonlar. Budur. Televizyonlar. İşte siz bunları asil filan sanıyorsunuz. Evet. Gerçek yüzleri budur. Evdeyken böyle doğru söylüyorsun. Bunlar budur. Gerçek yüzleri. İşte ortaya çıktı. Bir tek Okan'la ikimiz asiliz. Sıra evet. Ben. Ve Seda sayar çeviriyor. Bu ne bu? Bu ne bu? Burada bu. Bu ne? Hayır böyle... olmaz. Neden? Bak şimdi yok. Nasıl deşiyor? Deşmeler var, deşmeler. Tahrik etmeyelim birbirimizi. Tahrik ediyor. Saatte konuşuyor he. Söyle 200. Nereden baksan Emin önünden alınmıştır o. 200 puan. İvit. Tamam. İvit. Nidenin nesi? Nidenin nesi? 2 tane var bravo. Devam ediyoruz. Evet. Bak tutmadım. Nidenin ne? Nidenin ne? Nidenin ne? 250 puanlık sessiz harf. Neredeyiz? Mardin'in M'si. Bir tane de ondan var. Bravo. Böyle yapıyor. Böyle. Ne? Devam ediyoruz. Ve üçüncü kere papaz gelirse. Aa, bu ne bugün bana böyle? Ben demedim mi? Çamam da bumbam. Tamam olsun hadi. Bak ben ne yaptım? Bak delikanlı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak, sen ne kanlı? Bak delikanlı bak. Benim iflasımı ben seninle. Göbek atarken sen burada öldün hasetinden çatladın. Ama sen atarken i̇şte bak ben ne yaptım? İşte yılan. Sanatçıların yılan. Gerçek yüzleri. Ben? Biz ne programda böyle oldu? Gerçek yüzleri sanatçıların. Yalandan birbirlerini seviyor gibi görünürler. Birbirlerinin yanındaymış gibi görünürler. Aa, ama kuyularını kazarlar. Sanatçı aa, milleti. Yok onu çok severim. Ama... Bu oyunlar moyunlar programı öyle alaturk hale git. Amerikalılar seyrediyor. Rezil olduk yani tamam. Var ya. Evet tamam. Formatın sahipleri seyrediyor. Formatın sahipleri. Biz de bak hemen herkes kendi. Ve Okan Bayülgen'e geçiyoruz. Evet. Asil yavrum benim. Yavrum. Hani? Ve 400 puanlık, 200 puanlık sessiz harf. Neredeyiz? Önce 3 tane... Lüleburgaz'ın L'si. Evet, Lüleburgaz'ın L'si bir tane var. Bravo. Evet.
Bir yerin üç özelliği... Ana! Ben hemen... Ağır. Ben hemen... Ay beni de kendinize çevirdiniz. Kibar olalım, kibar beni olalım. Beni de kendinize çevirin lütfen. Kibar, hiç acelen yok. Sosyetik, önemli değil. Mrs. Ergen, Mrs. Efendim? Mrs. Ergen, please. Sıra bende. Turning, turning, turning. Okay, I'm coming. Turning, turning. Miss Ergen, Miss Ergen. Miss Ergen. Hazır ol göbeğe. What does it mean name of the iflas? What does it mean iflas? English iflas, what does it mean? İflas ne demek? Finish, finish, finish. Finish mi? Bitti. Finish olur mu ya? Bitti yani. Yazık bitti. Ay böyle. Ay biz İngiliz kültürü, İngiliz dadılarla büyüdük ikimiz. Biz ikimiz İngiliz dadılarla büyüdük, sizi bilmiyoruz. Ay ben bilmem. Sizi bilmiyorum. Türkçe, hiç Türkçe konuşmazdık biz. Ya. Hatırla dadımızı. Tabii, ay evet. Dadımız bizi öyle çağırırdı. Evet. İkimizin. Dadının D'si. Dadının kimdeki sıra? Sen dedi ki kızım. Çevirdim. Niye? Aa olur mu ayol? Bu arada yine çevirmiş ayol, görüyor musun? Ona pas gelmişti ya değil mi? Bu arada çevirmiş. Pas geldi, çevirdim, söyledim, bitti. Hadi hadi. Dadının D'si. Evet. Dadının D'si bir tane var. Bravo. Devam. Çevireyim mi? Yok, konuşalım. Miss Ergen, please. Peki. Please. Aa şeyi söylesene, yemek yedikten sonra bir şey isteriz garsondan, ne istenirdi? My sister please. Hadi bakalım. Bir dakika, bir dakika. Her pas iflastan gelse göbek atarsanız ama bu program bitmez arkadaşlar. Evet, Seda Sayan çeviriyor efendim. Uzadı ya be, bir saat daha. Alo. Eyvah, dos kazığı mı geliyor yoksa? Alo, dos kazığı geldi. Dos kazığı geldi. Dos kazığı geldi. Bak sana geldi bu gece. Ama sende en yüksek puanı, sende hiç önemi yok. Alo, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Tülay Çetin. Tülay Hanım, nereden arıyorsunuz bizi? Erzurum'da. Erzurum'da. Nasıl havalar? Yağmur var mı yoksa sıcak mı? Erzurum şu anda harika, bir haftadır falan çok güzel bir sıcak var. Bu neydi ya? Erzurum, Erzurum. Bana Erzurum'un nem oranını söyler misiniz? Nem oranı vallahi sıfır neredeyse değil. Çok önemli. Nem oranı çok önemli. Niye? Çok güzel ben yani. Çok önem veririm nem. İstanbul anamız ağlıyor nemden. Biz Erzurum yani Köprüköy'de. Yani buraya davet ederiz. Buyurun. İşte onun için bağladık efendim. Hadi canım. Evet. Erzurum Köprüköy'de anaokulumuzu yapacağız biz. Duydunuz Köprüköy mu hiç bunu? Evet, evet duydum. Tülay Hanım evli misiniz? Hiç Köprüköy'le evliyim. Alakası yok. Kimle? Emirhan Çetin'le. Ne iş yapar beyefendi? Devlet memuru. Ah canım benim, Allah başka keder vermesin. Amin amin. Peki efendim, izliyor musunuz Çarkı Felek'e? İzlemez olur muyuz? Hadi. Hayırlı olsun diyorum programınıza da. Allah razı olsun. Konuklarınızı da hepsini çok seviyoruz. Bize bir sessiz harf söyleyin, size bir armağan yollayalım efendim. Mehmet Ali'nin M'si değil mi? Mehmet Ali'nin M'si, o zaten var. Mehmet Ali'nin o zaman Ş'si olsun. Mehmet Ali'nin Ş'si bakalım var mı? Tabii. Mehmet Ali'nin Ş'si bir tane var, bravo. Ay çok sağ olun. O zaman Erzurum'a, Erzurum'a bir plazma TV yolluyoruz efendim. Daha ilk programdan plazma TV hakkımızı eritmiş olduk. Evet. İyi günlerde kullanın efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Seda Sayan. Çevirdik efendim. Dost kazığı geldi. Kimsenin puanı sizden yüksek değil. Dost kazığı. Onun için hiçbir önemi yok. Senin puan. Hiç önemi yok gördüğünüz gibi. Ya. Puanlarınız benden çok 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 düşük olduğu hadi için. Hadi. Evet, evet, dost kazığının adam hiç önemi yok. Yeter. Yani şurada. O zaman çevirmiyoruz. Öbür şarkımız var. O şarkı gelsin. Bak şimdi. Bunu biliyor musunuz? Bak, bu şarkı sana tiyo verecek. Ha. Var mı? Bütün gün öyle oturdum evde. Tadım tuzum yok, olur ya öyle. Duvarlarında ağzı var diliyor. Hadi kalk giyin geç toz dedim. Azıcık da sen boz dedim. Aradım taradım kimse evde.
güzel yerine gelemedik şarkının. Evet. Evet, çevirmiyorsun. Hala çevirecek. Dost kazığı geldi ya. Ha, bir daha harf evet, söyleyeceğim. Harf söyleyeceksin. İyi, tamam. Tamam. Hayır. Tarık'ın T'si. Tarık'ın T'si bir tane var. Bravo. Bir yerin üç özelliğinden yola çıkarak o yeri bulunmaya çalışacağız. Yine çeviriyor muyum? Çeviriyoruz efendim. Buyurun. Seda Sayan çeviriyor efendim. ...200 puan. Yumuşak G. Yumuşak G. Bir tane var. Devam ediyoruz. Buldum da şu ortaya takıldım. Lütfen. Bakın finale kim çıkacak o önemli. 1000 puanlık. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si de var bir tane. Ay şurayı bilemedim. Bir demet Yasemen. Ya tabii tabii tabii. Ama işte hatırası. Ya. Bak Bursa. Bir demet Yasemen. Aşkımın tek hatırası. Bana geçer, bana geçer. Bir dakika bana geçti ama ya. Bir saat bekle. Puanlık sessiz harf. Z, Zonguldak'ın Z'si. Allah'ım. Zonguldak'ın Z'si de var bir tane. Bitti zaten. Sessiz harflerimiz bitti. Şimdi o, tahmin hakkınız. Önce boşlukları dolduracağız. Uludağ. Aladağ. Zeki Müren, Kestane Şekeri. Bravo. Buradan, buradan yola çıkarak... Burası. Aa, bir şey öğrenebilirim. Neresi? Ben dikkatli, dikkatli konuşalım. Ama iyi okuracağım. Bursa dedim ben çok. Maalesef daha... Hatay olacaktı doğru yere. Ve ve ya. Bursa şampiyon Bursa. Buyurun çarşıya gidiyoruz. Çarşıya gidiyoruz. Oo, ama 5 dakikada bir çarşı olmaz ya. Ama bu kadar çarşısı bol bir program. Ha, çarşı bitti ayol. Vallahi çarşıyı ne da... Ne alacağım? En yüksek puan benim. Kaç puanım var arkadaş? Söyleyin ona göre. İlk günden bitirdiniz çarşıyı yani. Al hediye al. Millete hediye al. Saat al. Telefon al. Ha telefon. Enişten mesaj attı. He. Telefon istiyormuş. Reklamda şunların güzelliğine bak. Bak bak bak. Güzel bir tane istiyorum. Evet daha ne olsun bak. Ha. Ya. Bunu kullanabilir misin? Tabii canım kullanır. İstiyor musun? Tamam. Kullanamazsa değiştiririz. Tamam. Bir telefon aldık, bir şey aldık, fırın aldık, bir buzdolabı, bir de tabii ki klima. Sıcak havalarda serinlemeniz için klima. Birazdan bağlanıyoruz efendim, Anadolu'ya bağlanıyoruz. Bunları da Gülben'in okuluna verdim, Gülben'in. Ve Yunan adalarına, bak sizin. Yunan adalarına ben gideceğim. İşte bu sizin tatil burada. Sevgilimle. Gülben gel kız buraya gideceğim. Ankara gemisiyle gidiyorsunuz. Gördünüz mü? Ankara gemisi. Evet Ankara gemisiyle. Ben bayılıyorum gemiyle. Bak neler aldım sana. Ciddi evet bununla gideceğim. Harbiden Ankara gemisiyle. Çok güzel. Bulaşık makinesi. Herkese tavsiye ederim. Gemiyle yolculuk yapmak. Gemiyle yolculuk yapmak. Gidiyorsun. Tavsiye ediyorum. Ciddi bununla söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Ve size söyleyeyim. Çok güvenlidir. Çok emniyetli. 3 kere battı çıktı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Samimi söylüyorum. Yani hakikaten güzel bir şey ama. Gemiyle yolculuk. Bana bak Denizli, alo. Nilay yazdı mı tek tek? Alo. Hepsini merhabalar. Ha. Tekrar merhaba. Anne nasılsın anne? Biz çok iyiyiz burada gördüğünüz gibi. Denizli bizi siz izliyor. Siz nasılsınız? Denizli bizi izliyor mu Denizli? Ya burada herkes toplanmış bir durumda. Kimse uyumuyor. Herkes yanımda. Sağımda, solumda, arkamda. Bütün Denizli bizimle. Ay kurban olsunlar. Hanımefendiye verelim o güzel sesiyle yine bir konuşalım. Hatırlayalım onu güzel hadi sesini. Bakalım. Hı? Alo. 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 Nasılsınız? Mehmet Ali Bey. Siz mi yarışacaksınız? Neyiz? Sizin için çevireceğim. Ben yarışacağım. Sizin için. Sizin için çeviriyorum. Hazır mısınız? İnşallah. Hazırız. Üç tane zarf. Üç tane zarf sizin için. Hadi bismillah. On dokuz numara çıktı. Hep yürü. Ne diyeceğiz?
8 numara çıktı. Ve 7 numara çıktı. Uğurlu numaranız var mı? 7, 8, 19. Ne? 7. Ne? 7. Uğurlu numaranız ama daha biliyorsunuz soruları bildiğinizde bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Ama içlerinde araba olabilir, ev olabilir, muhteşem İnşallah. Diğer armağanlar olabilir. Haydi bakalım önce Gülben Ergen gelsin. Siz biraz daha heyecan yaşayın. Kız çocuğu için söyledim bunu. Hadi. Almina. Seyrediyor mu bizi? Evet seyrediyor. Şu anda.
Almina kaç yaşında? Almina. Kaç yaşında? Minicik, çok güzel. 34 yaşında. Evet. Almina'yı buradan öpüyoruz Almina. Alo Denizli. Alo. Yenge. Efendim. Yenge, ev hanımı mıyız? Evet. Fatih Mahallesi'nde oturuyorsunuz. Öyle miydi? Yok, o Tokat evet, mıydı? Evet Mehmet Ali Bey. Doğru mu? Doğru. Eşiniz ne iş yapıyordu? Emekli, işçi emeklisi. İşçi emeklisi. Kaç yavrunuz var? Evet. Kaç çocuğunuz var? İki Allah'a emanet. İki oğlum var. Ana oradalar onlar da. Ah kurban olsunlar. Buradalar, buradalar. İsimleri ne isimleri? İsimleri. Abdullah Muhammed. Abdullah'la Muhammed. Ana. Evet. He hangi takımı tutuyor onlar? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Vay 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 vay. Seni çok seviyoruz Mehmet Ali Bey. Hediye vereceğim diye söylemiyorsunuz değil mi? Hayır hayır. He Nurgül Hanım. Mehmet Ali Bey sen hediyeden evvel ben seni horoz hediye diyorsun. La benim horozumu. Getir. Seda ha, benim horozumu gördün mü? La Seda. Getir. Ne yapıyorsunuz orada? Benim burada şeyimden ter akıyor. Ne yapıyor bunlar burada? Aa horoz var. He horozumu gösteriyorum size. Aa. Evet Mehmet Ali'nin horozunu gördünüz mü? Mehmet Ali biz bunu. Ötüyor mu horozum ötüyor mu? Tamam horoz. Ötüyor mu horozu? Ana zamansız öt. Çok güzelmiş. Gördüm horozun güzelliğine bak be. Çok güzel çok. Maşallah da aynı ben. Aynı Mehmet bana benziyor. Bu senin senin. Kaç kere evlendi o? Ali Sade'ye yollayan bunu. Tamam Allah razı olsun. Nurgül Hanım kaç kere evlendi o horoz? Horoz mu? He. Üç. Üç kere. Ulan ben bile horozdan daha çok evlenmişim. Helal olsun. Şimdi size bir soru soracağız. Bu soruyu bilirsiniz. Bu zarflardan bir tanesini İnşallah. Hak edeceksiniz. Bakalım ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz iki kelime 12 harften oluşan bir nesne. Bir nesne soruyoruz. Evet. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize üç sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Üç sessiz bir sesli. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. Ha. He. Mehmet Ali'nin M. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K. Ha. He. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın S'si. Evet. Şimdi sesli harf. B, C, D, Y, Z, İ, M, K, S. Ali Sade'nin A'sı. Ali Sade'nin A'sı. Ha. Yasmin'le Sezin'de kıskanacaklar vallahi. Aa, onlar ilk göz ağrılarım benim. Kız çocuğu başka bir şey. Bir daha sefere de onları söyleyeceksin inşallah. Bak Seda'yla Gülben nasıl dedikodu yapıyorlar. Ben burada iş yapıyorum. Arkada. Evet, evet. Tamam. Kötü bir şey Mehmet Ali Bey, hiç bize doğru bakmıyorlar. He, hiç bize doğru bakmıyorlar. Hiç. Hiç onlara doğru bakmıyor. Onları çok seviyoruz. Niye gidelim? Biz de sizi. Biz de sizi. Aa o kadar onun kür, güzel şeyi. Kür Allah. Seda Hanım seni her sabah izliyorum ben. Aa ya. Ne yapıyor? Bak. Gülben Hanım. Nurgül Hanım. Nurgül Hanım. Efendim. Bana bir tane Efendim. Horoz yolladın. Efendim, Seda'ya da tavuk yolla. Mehmet Ali Bey ona da horoz gönderin. He bak ona da sana da yollayacak horoz. He, benim horozu gördünüz mü? Adamın elinde. Oğulcan koyarız adını. He, benim horozunu. Benim horozu kıskanır o. Ay kurbanım şu horozumun güzelliğine bakın lan. Bak kızım. Evet M, K, S, A, B, C, D, Z, İ. Bakalım hangileri yanıyor? Bu bir. İnşallah. Nesne. Süremiz başladı. Tırnak makası Mehmet Ali Bey. Tırnak makası bravo. Bravo. Tırnak makası. Şimdi size gösteriyorum. 19 mu?
Sekiz mi? Yedi mi? Bunlardan bir tanesini önce hak ettiniz. Hadi bakalım. Yedi kalsın. Yedi kalsın. Bende kalsın. Ha, kalsın. Yedi bende kalsın. İkinci soru geliyor. Hadi bakalım Denizli'nin horozu. Tamam. İkinci sorumuz. İki kelime on harften oluşan bir nesne. Anlamadım. İki kelime on harften oluşan bir nesne soruyoruz. Siz bu nesneyi gördünüz mü? Bilsem söylerdim de görmedim. Heh, göstereceğim şimdi. Tamam. Nurgül Hanım. Söyle annem. Efendim Mehmet Ali Bey. He söyle üç tane. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T. Başka ne diyeceksiniz anam? Ye. Rize'nin R'si. Rize'nin M. He. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M'sini söyledin zaten. Mehmet Ali'nin M. Denizli'nin D'si olsun. Onu zaten veriyor. Ben görmedim ki. B, C, D, Y, Z, İ diyoruz ya. Evet. Mehmet Ali'nin M'si, Trabzon'un T'si, Sivas'ın S'si demiş. Samsun'un S'si. Düzeltiyorum. Samsun'un S'si. Şimdi sesli harf. Ha sesli. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E. Ne? Böyle bir filmde var. Ne? Edirne'nin E. Ne? B, C, D, Y, Z'yi TMS, TMSF çıktı. TMSF'ye borcunuz falan var mı? Yok, yok. Peki bir şey ekiyorsunuz mu? Hiçbir şey ekmez Mehmet Ali Bey. Evde oturuyoruz aşamacak. Aşamacak. Seni izliyoruz. Akşam oldu mu seni izliyoruz. Akşamaca beni izliyorsunuz oradan. Bahçeniz yok mu? Bahçeniz yok mu? Bahçemiz vardı, su yok, su. Ana. La Fatih Mahallesi'ne ya. Su yollayalım. Yol gönderin açık. O zaman su olsa bu nesneyi kullanacaksınız rahat rahat. Açalım bakalım. Su yok. Bakalım hangileri yanıyor? B, C. İnşallah. Suyunuz olsa bunu çok güzel kullanacaktınız ha. Açalım bakalım. Açalım. Aa çok kolay. Çok kolay. Çok kolay hadi. Hadi Nurgül. Tamam Kasım Mehmet Ali Bey. Tamam Kasım. Tamam Kasım. Şimdi bir zarfı daha hak ettiniz. 8 mi 19 mu? 19 olsun Mehmet Ali Bey. 19 oldu. Şimdi üçüncü zarf için üçüncü soru geliyor. Yedi harften oluşuyor. Mehmet Ali Bey 8 mi kalsaydı? Ne bileyim kız üçünü de bileceksin inşallah. İnşallah inşallah. He. Niye? Niye gel niye? Yedi harften oluşan bir sorumuz var. Yedi harften oluşan evet. Bir nesne. Evet. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z'yi. Üç sessiz bir sesli söyleyin. K. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K. Niye? Niye? Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin ne? Ha. Sivas'ın S'si. Sivas'ın da R'si. Güzel, çok güzel. Ha, sağ ol. Edirne'nin E'si. Ha, Edirne'nin A'sı. Bu kadar mı güzel oldu ya? Ha. Hay Allah kadar. Razı olsun. Bu kadar mı güzel oturur harfler birbirine? Bu kadar mı denk gelebilir? Evet, evet Mehmet Ali Bey. Aman kocana söyle horozumu iyi tutsun. Tutuyor, tutuyor. Kaçırırsa kafasına vurur. Elinde, elinde. Aman bana bak bu gözümüzü oynar mı bu adamın? Gözü dışarıda olur mu? Hem de nasıl Mehmet Ali Bey? Ana bak adama bak hiç tipinden der misin ki bu adam hiç, böyle? Hiç, çok ayıp. Yap. Gidiyor mu orada barlara, pavyonlara? Mehmet Ali Bey. He. Pavyon... Kuzu gibi duruyor ya, öyle usta olduğuna bakma sen onun. Bak bak. Adama bak, kuzu gibi duruyor. Pavyonlara mı gidiyor, ne yapıyor bu? O kadar değil Mehmet Ali Bey de işte üçüncüyü bitirdi, dördüncüye başladı. O ne demek? Neyin? Neyin? Neyin üçüncüsünü bitirdi? Neyin? İşte gari anla Mehmet Ali Bey. Ana. Çocuk mu? Sen dördüncü... Mehmet Ali Bey sizinle yarışıyor. Dişleri bu. Dördüncü eşi misin sen? Dördüncü. Ben dördüncü. Bak bir de benim günahımı alıyor. Buyurun. Buyurun. Çocuk.
Bak horozu eline alan azıyor. Tadı mutlu. Kaç tane çocuğu var onun? İki Allah'a emanetik oğlu var. Ne diyor? Bir de ilk hanımından kızı var. Koca da. Bir tane kızı var. He. He. Seda Hanım bir sorsana Allah aşkına. Seda Hanım'la muhatap olun. Nurgül ne yapıyor kız? Nurgül. Efendim Seda Hanım. Ne yapıyor Nurgül? Dördüncü hanımıymış. Seda Hanım. He. Dördüncü kız dördüncü. Kız ne diyor? Sen ne diyorsun? Bak adama bak, tipe bak. Bak Allah aşkına bak. Bak tipe bak. Üç tane eskitmiş bak. Bak Allah aşkına bak. Bak bak şuna bak bak. Bana bak bu Harbi Denizli'nin horozuymuş bu da. Harbi. Denizli'nin. Harbi Denizli'nin horozu. Seda Hanım. He? Seda Hanım. Ne diyorsun? Ne? Son durak abi. Ben son durak. Son durak. Dördüncü bitti galiba. Dördüncü bitti. He. Şimdi B, C, D, Y, Z'yi. K, M, R, A. Bakalım bu bir nesne. Aa. Güzel. Oo. Helal olsun Nurgül. Nurgül. Açalım bakalım. Aa. Bakın anam. Bunu şimdi. Böyle elini alıyorsun, böyle dolaşıyorsun. Seçim zamanı. Pankart, pankart. Bakalım pankart. 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 Söyle bakayım. Ne? Bankart, bankart. 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 Şimdi önce 7'yi mi seçmişti? 7 numaradan başlayalım bakalım. Bakalım ne kazanmış 7 numarada? Kaç bakalım Mehmet Ali Bey. Denizli'ye ne veriyoruz? 7 numarayı açıyoruz. İlk ödülümüz 7 numara. Bakalım 7 numarayı kazanan Demirtaş ailesi ne kazanıyor? Wow. İnşallah. Elektrikli süpürge. Çok sağ ol, çok sağ ol Mehmet Ali Bey. Vallahi süpürgem bozuktu. Bana verilen listeyi de oradaki numaralar değişik. Ne oldu? Kaç? 7 numara. Burada mesela bulaşık makinesi yazıyor. Elektrikli süpürge çıktı. Dobrovski oldunuz daha ilk günden. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Süpürgesi bozukmuş. Sen süpürgenin yanında bulaşık makinesi. Hayır ver. Neden? Allah'ım ver. Mehmet Ali Bey. Neden uğraştım biliyorum değil mi? Bak sevgiliz buraların ne var? Aa. Burada ne var yani? Aa, onda mı oluyor öyle? O final. Allah size. Tamam. Stüdyonun şeyi mi verdi? Bilemiyorlar. Tamam. Bu final zartları. Öbürü nerede? Baştan sana numara çektireceğiz. Hadi be. Baştan çektireceğiz. Olmadı. Finalin hediyeleriymiş bunlar. Ya. Aa. Gördün mü kız kazanmıştın. Geri aldık. Elektrikli süpürge. Ne olacak şimdi? Bir daha çektireceğiz. Belki benim daha büyük bir şey kazanırsın daha Nurgül. Daha güzeli gelecek. Belki... Daha güzeli gelecek Nurgül. Ay yavaş. Ay, efendim canım Seda Hanım. İnşallah evet, hayatım. İnşallah sizi çok seviyorum. Eksik ne? Olma Nurgül. He. Şimdi çeviriyorum. Ben, şimdi üç tane çevireceğim senin için. Sizi de çok seviyorum. Songül'cüm. Songül. Seni de çok seviyorum. Songül. Gitti. Karıştı. Bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Heyecandan karıştırdım. Gitti. Canım hediyelerin gitti. Zararsız bir şey söyledi. Canın sağ olsun Mehmet Ali Bey. 9 numara da buradan geldi. Çünkü onlar finalinmiş. Finalin listesiymiş. 15-9-21. 9 numaradan başlıyoruz. Hayırlısı olsun. Artık şansına hayırlısı ne çıkarsa. Olsun. Nurgül Hanım yapacak bir şey hayırlısı yok. Hayırlısı olsun. Açıyoruz efendim. İlk ödülümüz neymiş bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Porselen takım.
porselen takım çıktı. Açıyoruz bakalım. Sağ ol, sağ ol Mehmet Ali Bey. 15 numaradan ne çıkıyor? Motosiklet. Bana bak, kocası mı binecek ona? Bana bak, kocayı... Mehmet Ali Bey, çok seviyorum sizi. Allah razı olsun hepinizden. Çarkı felek kazandırıyor. Şimdi de 21 numaradan bakalım ne çıkıyor? Açıyoruz. Araba çıkıyor. Araba çıkıyor. Aman yavaş, horozuma bir şey olmasın. Aman yavaş, horozuma bir şey olmasın. Aman dikkat et. Bak gördün mü? Dördüncü. Demirtaş. Hayır canım benim. Ha, canım. İyi günlerde kullanın. Sevinçten ağlıyorsundur umarım. Şimdi şeydeki o kız olsun nasıl ağlardı burada. Ya. Senin ya. Programda ya. Gösterdiğin. Ay. Kız ne oldu? Ne kazandın? Ne kazandın? Sizinle yarışmaktan gurur duyuyorum Mehmet Ali Bey. Allah razı olsun. Bardağı da kırdı valla. Bardağı da attı valla. Helal olsun. Helal olsun. İyi günlerde kullanın inşallah. Çocuklarınıza sahip çıkın. Kocana sahip i̇nşallah, çık. İnşallah. Ay, çok sevindim ya. Horozuma iyi bakın. Duydun mu? Horozuma iyi bakın. Bakarım Mehmet Ali Bey. Git, göndereyim. Ben size onu kargoyla göndereceğim. Tamam. Tamam. Horoz tamam da tavuk yok. Tavuksuz tamam, horozuna. Tamam. Yumurtlayandan yolla. Hadi iyi günlerde kullanın. Yumurtlayandan. Seda Hanım'a da horoz. Ve şimdi de senin için. Seda Sayan benim için senin söylüyor. Senin için evet. Hayır. Allah Allah. Bu değil Allah. Mehmet Ali anlamazdını istedi anlamazdı. Aa benim için ya yalnız adam. Evet anlamazdı. Yalnız adam. Evet bulun. Yalnız adam. Günah kardeşime. Oh beni bıraktılar gurbet ellerde. Ah gurbet. Ah. Gurbet derim şimdi bağlayamadım. Aman da kurban olsunlar ve ere ele. Hayat
bomboş kaldı sanma. Acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben. Görürsün sevince yeniden. Anlamazdım, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamaz. Çarkıfelek tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2,5 saat sonra programı Okan'a devredeceğiz. Sağ olun, sağ olun. Allah. Sağ olun, tabii öyle. Şimdi efendim biliyorsunuz Çarkıfelek bittikten sonra yılın röportajını arenada izleyebilirsiniz. Toplam puanlara bakıyoruz yarışmacılarımızın, stüdyo yarışmacılarımızın toplam puanlarına bakıyoruz. Evet. Gülben Ergen 0 puan, Okan Bayülgen 0 puan. Sağ olun. Ve Seda Sayan 0 puan. 10 bin puan. Vay 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 vay. Ve Seda Sayan 27.900 puanla finalist oluyor. Alkışlar. Evet. Öyle yanıma. Önce zarf çekecekmişiz efendim. Oraya da mı gideceğiz? Evet, hep beraber, hep beraber. Bir tane, bir tane çeviriyorsunuz. Ha çevirip gene. Hepimiz zarf mı çekiyoruz? Yok. Bir tek finalistimiz. Çek çekelim. Ve kaç numara geldi? Ne 20 oldu daha. Anlaşılamadı. Bir daha çeviriyoruz. Aa, yok hayır ona göre değil ki. Numaraya göre mi? Buraya da gelirse oraya, mi? Oraya oraya. Niye yapıyor? Bir yeşil olmadı. Muradım yok, ol. Yok buna göre. Yeşil olmadı yedi ya. Be. Muradım olur. Olmadı vallahi dur ya. Ya, mor alsa mor alırsın. Bu da ne be? O ne be? Ay, aman. Bunu da beğenmedi. Böyle bu? Yapınca bir anlamadım ben onu. Aa bu gene bu geldi. Aa, bak böyle kaldı abi hayır yarım kaldı. Her şeyde bir hayır var. Evet 10 12 mi? Kaç? 12. 12 numarayı alıyorsunuz şöyle var. Geliyorsunuz. Böyle eğer geliyor, bundan eğer. Cephesine. Bundan bir şey çıkarsa bir ada tatili beraber gideceğiz. Tamam peki. Yunanistan tatili verdi bize Aydın Doğan'ın oğlu. Tatili verdi. Evet. Verdi evet. Tatili verdik. Şimdi efendim size sorumuzu soruyoruz. Şey yapsın, Gamze tamam. Sorumuz ne? 6 harfli bir nesne. Ne? Bir nesne soruyoruz. Onu gördünüz mü? Bilmiyorum. Tamam. Bilsem anlayacağım da görmedim. B, C, D, Y, Z'yi size verdiğimiz harfler. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. 3 sessiz. Biz söylemeyeceğiz ayol Seda. Beraber beraber. Beraber mi söyleyeceğiz? Biz söyleyeceğiz Seda mı kazanacak? Bu bir nesne. Siz de mi söyleyeceksiniz? Bunlar mı söyleyecek? Bunlar niye söylüyorlar ki? Ben de onu söylüyordum. Biz söyleyeceğiz o mu kazanacak? Ödülüme ortak olamazlar. Aa, bana bak şu pis renkli zarfı sen seçtirdin. Ben seçmedim. Ben sen o verdin bir hayal vardı. Çevirdim bu geldi. Muradım olsun. Böyle bir renk var be. Bu ne renktir? Muradım diye. Bana beni bıraksanız kırmızıyı alırdım. Peki pis renkli bana veriyor musun? Kırmızı olsun 10 lira fazla. Sen kazanırsan ben alıyorum. Tamam. Dur bakayım. Gösterme. Yemin et. Süper. Ben sen İnşallah. Bak ben yeşil sen benim yeşil muradım dedin. Git kızım. Bak muradım diye ama bak bunu da bağışlayacak herhalde bu
fazla bir ben şey yani. Ben ne çıkarsa bağışlarım. Aa. Araba bile gelse bağışlarım. Kime verecektik biz bunu? Kime verecektik? Baktın mı kız? Gülben'e. Getir o bizim be zaten evet. Be gel bir. Tamam dur bir de ona bakayım. 5 numarayı mı aldın? Bizim o. Güzel fena değil canım. Aa, 5 numara. Sen yeşil geldi istemedin. Ay, ikisini de 5 numara. Şimdi B, C, D, Y, Z, İ'nin dışında 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Tamam. Siz de yardımcı olun. Niye? Mehmet Ali Bey yardımcı olun ne olur. Olacağım. Mehmet Ali Bey. Olacağım. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi güzel var o bak. Yemin et. Allah çarpsın. Ha. Yemin ettim bana bak. Evet. Tövbe de. Nide'nin neyesi? Ekmek çarpsın bu yok işte. Aa. Ne söyleyeyim? B, C, D, Y, Z. Okan'ın oğusu. Okan'ın oğusu. Okan'ın oğusu. Gülben. Yok ayol yok. Yok aa sil kız onu. Sil o zaman. Gülben. Yusuf'un yeğesi var mı? Yusuf'un yeğesi var mı? Bey zaten veriyoruz. Ha, Yusuf'suz zaten. Olur mu? Bu program Yusuf'suz olur mu? Yani, kesinlikle var. Karadeniz'in K'sı. Karadeniz'in K'sı. Sivas'ın S'si. Bir tane daha. M dedi. Mehmet Ali'nin M'si. M, M. M. Tamam. Tamam. Evet. Sesli şimdi abi. Sesli abi. Ne diyorsunuz? Vallahi oldu. Edirne'nin neyesi? Edirne'nin neyesi? Bu bir nesne. Arkadaşlar sessiz lütfen. Tamam. Bakalım hangileri yanıyor. Ay bunu bilmemiz lazım. Bana bak güzel mi hediyeler? Çok güzel. Açalım bakalım. Çok önce güzel. Harfleri açalım. 10 saniyeniz var. Ne? Tesbih. Aa tesbih. Aa ben bilirim onu. Ne Seda'ya ne çıkıyor? İkisi bir dakika, bir daha Okan açsın, Okan açsın. Ben bir dakika. Açacağım. Bir dakika, Okan, ne bir şey kazanıyor? O kadar. Bak, bu ihtiyacı olanlara bağışlayacağız. Vallahi git değiştir. Ay bu sen işte Gülben'in getirdiği bu ayol. Ne yapsın çocuk yani? Yeşil muradım. Bakalım ne çıkıyor. Herkesin ihtiyacı var. Hazır. Uydu alıcı. Ay helal olsun sana. Sen yeşil muradım demedin mi? Senin yeşil muradım dedi. Tebrik ay, ediyorum. Ay alıcıyı ne yapsın paketler? Hayır bu sana çıktı, bu sana çıktı. Hayır çıkacak bir an. Dur dua et. Sayılmaz. Dua et çanak sayılmaz. Anten de çıkabilirdi. Sen kırmızı istemiştin. Öbürünü getirir misin Okan lütfen? Ha peki al. Pembe gönlüm sende tamam bu. Tamam pembeyi. Bu. Muradım demiştim buna bakın. Tamam. Ne çıkıyor? Sen kırmızıyı demiştin. Öğretmen. Bak, hayır şey demiştim maviyi demiştim. Ne be? Bu ne be? Bak. Maviyi demiştim. Bak. Gene daha hepsini, iyi. Mobilya, gene. Allah'ım mobilya. Arkadaş dedim bunları aldım programa getirdim. Yani açmadıkları zarf kalmadı kardeşim. Yarın Isparta'dayız efendim. Yarın Isparta'dayız. Biz hafta içi her gün Uğur Dündar'dan sonra buradayız. Kaçırmayın üzülürsünüz. Fiyaka evlerinin mimarı, Fiyapı'nın sunduğu çarkıfelek sona erdi.